merhabalar, iyi akşamlar. Yerel seçime doğru gidiyoruz. 39 gün kaldı ve seçim özel programı ile karşınızdayız. Ben Helin Aslan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum. 24 stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kurum. Hoş bulduk Helin Hanım. Ee, şimdi tabii Murat Bey cevaplayacak. Peki kimler soruları yöneltecek? 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgök, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu... ve Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan sorularını soracaklar. Ben de elbette ki katılacağım o sorulara ve sayın kurumdan yanıtları alacağız. Bu arada ya öyle bugün hararetli bir gündem ki e, akşam üstünden itibaren son dakika bilgisi de e, az önce ekranlara da yansıyordu. E, demden çok enteresan bir hamle geldi. Ne olacak ne bitecek diye beklerken az önce de bir son dakika bilgisi ilgisi ekranlara yansıdı. Şöyle yapalım hemen ben ilk sözü Fadime Hanım size vereyim. Biz bugünün gündemini belirleyen evet, konuyla başlayalım. Bu Haber var. Çünkü çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım hoş geldiniz 24 ekranlarına. Hoş ee, şimdi hakikaten e, İstanbul seçimleri çok önemli. Herhalde yerel seçimlerde en herkesin dikkatle takip ettiği e yer burası e ve e bugün 20 Şubat olduğu için de YSK'ya listelerin tamamının verilmesi gerekiyordu. Tam saat 17'yi gösterdiğinde bir polemikle, bir belirsizlikle karşı karşıya kaldık. Dempart'in İstanbul belediye başkan adaylarının geç verdiği, verip vermediği gibi bir tartışma belirdi. Ama öncesinde bir kent uzlaşısı tanımıyla birlikte ortaya CHP ve DEM Parti arasındaki bir ittifak gündeme gelmişti. Epeyce bir zamandır da konuşuluyordu. Esenyurt'ta anlaştıklarını biliyoruz. Adaları istediklerini biliyoruz. Başka bir takım tartışmalı ilçeler de vardı ama Büyükşehir için ...ne olacağı da belli değildi. Artık son dakika haberiyle birlikte Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni... ...Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayları olarak listeleri verilmiş, kabul edilmiş. Hem bu belirsizlik için hem artık bütün adaylarda haliyle rakipleriniz de netleşmiş oldu konuyla ilgili e, düşünceniz nedir? Bu belirsizlikle ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Evet. Kent uzlaşısı denilen bu formülle ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, çok teşekkür ediyorum e, Fadime Hanım. Tabii biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik. Yani kim kimle ittifak kurar buna bakmayacağız dedik. Yani Biz hep e, İstanbul'un sorunlarına, meselelerine e, çözüm bulmak için çalışacağız proje yapacağız. Halkımızın içinde bundan önce olduğu bu gibi yine bundan sonra da halkla beraber olacağız. İstanbullularla beraber olacağız dedik. Ki <laughs> İstanbul'umuzun da bu manada beklentisi sahada bu. Yani İstanbullu trafik sorunu, İstanbullu deprem sorununun ortadan kaldırılması noktasında beklentileri var. Çevreye ilişkin beklentileri var. Ee, sokak hayvanları ile ilgili e, beklentileri var, taksi sorunu ile ilgili beklentileri var ve biz hep şunu söyledik ee, ilk günden itibaren ki 40 küsür gündür de sahadayız. E, kim kimle ittifak yapar buna bakmayacağız. Biz e, kimler hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz İstanbul'da 31 Mart gecesi İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz, bu üzülmüşlüğüne son vereceğiz ve hep birlikte liyakatli arkadaşlarımızla, ekiplerimizle, kadrolarımızla birlikte İstanbul'un yeniden yükselişini başlatacağız diye kampanyamızı başlattık ve ismini de sadece İstanbul olarak koyduk. Niye İstanbul koyduk? Çünkü biz 25 yıllık birikimimizi gelip bugün İstanbul için, İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi için sokak sokak çalışarak bu sorunları ortadan kaldırabileceğimize inanıyoruz ve bu manada da e, amacımız, hedefimiz bu. E gelinen süreçte yani e, işte yetiştirdi, yetiştiremedi, önce verdi, veremedi e, söylemleri e, işte acaba seçime girsek mi, girmesek gibi bir, bir irade görüyoruz karşımızda. E, anladığım kadarıyla Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını e, onaylamış öyle gözüküyor. E tabii e, az önce de ifade ettiğim gibi yani e, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz. Yani e, bu manada işte kent uzlaşısı e, içerisinde olup da farklı farklı e, ittifaklar e, içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da e, tüm milletimiz görüyor. İstanbullular da görüyor. E, ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç mi hiç önemli değil. E, topu da gelse e, biz e, bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul'un fetret dönemini hep birlikte bitireceğiz. Çünkü insanımız yorulmuş, üzülmüş, darılmış. Yani insanlara baktığınızda o ilgisizlik artık onlara ilalah ettirmiş. Dolayısıyla yani bir işte orada efendim o ilçede beraberiz, öbür ilçede beraber değiliz veya şu ilde beraberiz, şu ilde beraber değiliz anlayışının hangi anlayış olduğunu, nereden talimat aldıklarını milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Bundan önceki seçimlerde de bunları yaşadık. Yani burada Kandil'in açıkçası talimatlarıyla hareket eden bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen bir talimatla hemen değiştiriyorlar. Efendim biz o adayı çıkarmayacaktık. Öbür adayı çıkaracaktık. Gibi bir ittifak söz konusu. Ama onların hangi ittifakla olduğu tekrar söylüyorum bizi ilgilendirmiyor. biz işimize bakacağız Sayın Başkanım e, kent uzlaşısı kavramını ilk kez kandili kullandığını bir gazeteci olarak takip ettim onu biliyorum ama e, merak ettiğim şey şu iki parti arasında e, bir pazarlık yürüdüğünü belli yerlerde yani aslında partilerin kurumsal kimlik e, kurumsal yapılar arasında bir pazarlık var sahadaki bir durum ya da bir hizmette Ortaklık değil de daha çok sanki e, partiler arasındaki bir pazarlığı ifade eden bir uzlaşıdan bahsediyoruz. Siz sahada bu uzlaşıyı görüyor musunuz onların adına? Yani e, açıkçası şu an sahada olmadıkları için e, e, uzlaşı ne olacak onu da zaman içerisinde göreceğiz. E, kent uzlaşısını daha önceki seçimlerde de farklı e, isimlerle e, işte şehir e, uzlaşısı adı altında yaptılar biliyorsunuz. Burada da sahada nasıl hareket ederler bunu bilemiyorum yani onu zaman gösterecek ama bildiğim tek şey İstanbul'un sorunları İstanbul'un problemleri yani ve İstanbullunun beklentileri Fadime Hanım yani biz 21. yüzyılın İstanbul'undaki bu trafik sorununu konuşuyoruz bakın buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak buraya geliyoruz. Deprem riskini biz göz ardı edemeyiz. Yani deprem riski şu an onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli, daha değerli. Yani ben adaylara da, İstanbul'lara da şunu ifade etmek istiyorum. Yani bizim burada projelerimizin, İstanbul'a ilişkin hayallerimizin ve bu hayallerin nasıl gerçekleşeceğinin tartışılacağı bir siyasi ortamı olmasını beklerim. Neden? E, bunu nasıl yapılacak e, olan iradenin e, ne dediği, e, daha önce ne yaptığı e, bunların tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftaki e, uzlaşıdan e, ne çıkar ne çıkmaz e, bunun çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ki e, biz burada e, Cumhur İttifakımızla birlikte bu birliği bu bütünlüğü sahaya yansıtıyoruz ve sahada e, emin olun gittiğimiz her yerde de o heyecanı görüyoruz. E, dolayısıyla e, oradaki e, beklenti, e, oradaki kirli pazarlıklar, e, kapı arkasında yapılan pazarlıklar e, gün ve gün ortada. Bunu biliyoruz yani bunları saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymaya da gerek yok. Yani kent uzlaşısıymış, şehir uzlaşısıymış. Bu, bunları koymaya gerek yok ya. A, aleni erkekçe gidin deyin ki kardeşim biz burada ittifak yapıyoruz. Bunu da diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? <laughs> Niye çekindiğiniz bir ittifakı? Gizlediğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem. Madem çekiniyorsanız niye yapıyorsunuz? Yani e, dolayısıyla e, bu, bunlar aynı söylemlerle işte <laughs> Kandil'den geliyorlar efendim e, bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde u, u, oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil e, bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor. Ve bunlar da ona uyuyor. E, o yüzden e, ortadaki e, durumu milletimiz çok iyi gördü. Görecek. Bundan önceki seçimlerde de cevabı sandıkta verdi. Yine milletimizin feraseti sandıkta gereken cevabı vermek üzerine olacaktır. Ben bu noktadan hareketle müsaadenizle biraz daha genişleterek iki taraflı bir soru sormak istiyorum. Şimdi tabii 2019'dan farkı bu dönem en azından açık ittifakın olmaması. Ee, bunun tabii sağda mutlaka bir karşılığı olur. Ne kadar olur onu zaman içinde göreceğiz. Ama e, Cumhur İttifakı tarafına baktığımız zaman da geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde e, Yeni Refah Partisi e, ittifakın içindeydi. Fakat şimdi aday gösterdi. Enteresan bir tutum. E, yani kimseye kazandırma kaybettirme peşinde olmadıklarına dair açıklamalar yapsalar da e, galiba dün yap, e, yaptıkları bir açıklamayla e, Ak Parti adaylarının dışındaki adayların kazanabileceği yolunda değerlendirmeler yaptılar kendilerinin seçime girmesiyle. Aslında bir tarafa kazandırmak veya bir tarafa kaybettirme tutumu tek başlarına seçime girmeleri. Şimdi Fadime Hanım az önce söyledi bu tür ittifaklar veya aday göstermeler tek başına seçime girmeler parti yönetimlerinde karar veriliyor ama taban her zaman bu yönde hareket etmiyor. Siz Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi tabanını da düşünerek e, sahadaki sizin bahsettiğiniz kimin ne yaptığına bakmaksızın biz İstanbul için ne yapacağımızı, hayallerimizi ve neler yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz'u anlattığınızda bu parti ayrımını görebiliyor musunuz sahada size? Bu partilerin tabanlarından yaklaşım nasıl? Ee, tabanlarıyla bir münasebet var mı yani? Açıkçası Mustafa Bey burada hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye hedef. İdealimiz bu. Bu ideali gerçekleştirmek tam bağımsız, her alanda kendine yeten, her alanda güçlü bir Türkiye hedefiyle biz yola çıktık. Bu ittifak da burada kuruldu. Yani cumhurun halkın ittifakı, milletin ittifakı bu çerçevede kurulmuş bir ittifaktır. Burada amaç ülkenin sanayisinin büyümesidir. Amaç ülkenin tarımının kendisine yetmesi ihracatının yapılmasıdır amaç teknolojik bağımsızlıktır amaç 780 bin kilometre kare Vatan toprağının her bir karışının canla kanla savunulmasıdır ülkenin bölünmemesi ülkenin bütünlüğü adına bu iradenin ortaya konmasıdır şimdi bu ittifakın adı budur Dolayısıyla burada biz ittifakımızı oluştururken de bu değerler üzerinde oluşturduk bu, bu değerler e, hepimizin ortak değeridir. E, burada Refah Partili kardeşlerimizin de e, ortak amacı budur. Çünkü rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın idealidir bu. E, Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır bunun mücadelesini vermektedir. Büyük ve güçlü Türkiye davası mücadelesi için sağlığından olmuştur. Huzurundan olmuştur. Ailesinden feragat etmiştir. Ama ülkemizi o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün... ...hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilmek içindir bu gaye. Aynı şekilde Sayın Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'da kurduğumuz bu ittifakta can verilmiştir. Şehitlerimiz oldu, 251 şehidimiz var. Ve o günden bu yana da bu ittifak e, öyle bir bağlıdır ki kendine. Niçin bağlıdır? İşte bu anlattığım hedefler için bağlıdır. Dolayısıyla e, burada ortak amaç uğruna e, biz... Cumhuriyet İttifakının tüm paydaşlarıyla sandıkta eminiz ki o cevabı biz hem İstanbul'a hem de tüm dünyaya vereceğiz. Çünkü amacımız belli, amacımız o güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda bu icraatları gerçekleştirmektir. Ben yarın e, Bayrampaşa'da yarın diye hatırlıyorum e, Gümüş Potor Fabrikası vardı, rahmetli Erbakan hocamızın açtı. Evet, evet. şimdi Efsane. orada biz o hatıraları canlandırmak, o hatıraları devam ettirmek için orayı bir millet bahçesine çevirdik. Ve devasa bir alanda Bayrampaşa ve İstanbul'a hizmet edecek millet bahçesinin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve orada rahmetli Erbakan hocamızın o hatıralarını yad etmeye devam edeceğiz. Niçin? Oradaki o motor fabrikasıyla birlikte bu ülkede yerli, milli, sanayiyle birlikte bu ülke büyüsün diye atılmış bir hedeftir. O hedefin Şimdi o atılan tohumların yeşermesiyle birlikte biz bugün insansız hava araçları üretiyoruz. Savunma sanayinde kendine yeten bir ülke konumuna geldik. O tohumlarla birlikte bugün her alanda dünyayla yarışır, rekabet eder bir ülke haline geldik. Eğer biz dünya beşten büyüktür diyebiliyorsak eğer bu çalışmalar sayesindedir. Eğer biz tüm dünyaya kafa tutabiliyorsak eğer bu çalışmalar sayesindedir. Dolayısıyla bizim idealimiz, bizim davamız belli. Bu dava uğruna da biz bu ittifakta herhangi bir sorun yaşamayacağız. Ve eminiz ki tüm kardeşlerimizle, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla birlikte de hedeflerimize emin adımlarla birlikte gitmeye devam edeceğiz. Sadece İstanbul sloganı, az önce bahsettiniz, araya girdim ama. Olsun buyurun, siz devam edin ben ardından sorarım. Sadece İstanbul sloganıyla... Proje odaklı bir kampanya yürütüyorsunuz. Evet. Ee, polemikten beslenen rakibinize de bu sayede prim vermemiş oluyorsunuz. Doğru da yapıyorsunuz. Evet. Ama hal böyle olunca türlü tezviratlarında ortaya atıldığı bir süreç yaşadık. Adaylığınızın açıklanmasından bugüne kadar geçen 40 küsür günde. Ee, i̇şte 6 Şubat depreminde ölü sayısının 130 bin olduğuna ilişkin itirafta bulunduğunuz gibi. Elazığ'da hepimizi derinden yaralayan o toprak kaymasında ilgili madenin Çevre Bakanı olduğunuz dönemde çet raporuna rağmen kapatılmadığı gibi ki hepsi boşa çıktı bunları. Bunları bekliyor muydunuz? Bu tuzakları hazır mıydınız Sayın Kurut? Tabii tabii yani şöyle açıkçası Ömer Bey yani bu anlayış bir merkezden yönetiliyor. Yani kendi iradeleri değil ve bakıyorlar ki bugün farklı bir gündem var. İstanbul e, gündemi e, bu manada işte açıklanan projeleri benimsemiş, e, bu projeler doğrultusunda geleceği adına umut görmüş ve bu sevincini sahada yansıtıyor. Anketler bunu söylüyor ve e, burada ne yapacaklar? Gündemi değiştirmek için her zaman yaptıkları gibi farklı gündemlere çekmek adına bir merkezden e, toplu bir şekilde bu süreci yönetmeye çalışıyorlar. Yani aynı programda ben e, Maraş depreminde 53 bin canımız Yitirdik. Bir asırda 153 bin canımızı yitirdik dememize rağmen 80 bin, 53 bin, 133 bin, 130. 133 bin dememize rağmen bunu çarpıtarak, aa işte o depremde 133 bin vefat olduğu gibi bir algıyı yaymaya çalışıyorlar ve bu konuda da açılası aynı merkezden yönetildikleri için başarılı olmaya çalışıyorlar ama milletimiz bunlara inanmıyor artık. Yani her zaman gündemi farklı gündeme, gündemlere çekmek için bir çaba. Yani İstanbul'da söyleyecekleri bir şey olmadığı için, milletimize anlatacakları bir iş olmadıkları için, bir icraatları olmadıkları için, heybelerinin boş olduğu için gündemi hep farklı gündemlere çekerek e, buradaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Bilgisizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Yani e, biz polemikten uzak duracağız dedikçe bizi polemiğe çekip Mindere kendilerini gayreti olduğu Evet evet kendilerini e, gündemde tutmaya çalışıyorlar. Ama gündemde değiller çünkü İstanbul'a 5 sene hizmet etmediler. İstanbul'da 5 sene başarısız oldular. Dolayısıyla bunu İstanbul'lular biliyor. Tüm milletimiz biliyor. Bir bakıyorsunuz bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday oluyor. Bir bakıyorsunuz CHP genel başkanlığı veya Eş başkanlığına soyunuyor. Bir bakıyorsunuz başka partileri karıştırmak için e, farklı gündemler peşinde koşuyor. Bir bakıyorsunuz e, İstanbul'un sorunları varken başka yerde e, fotoğraf veriyor. Yani bir İstanbul'a odaklanmasını biz e, anlatamadık kendisine ama inşallah 31 Mart'ta e, İstanbullular kendisini anlatacak. Dolayısıyla hep bir farklı gündemi ortaya getirmek bunların alışkanlığı. Ama maskeleri bu manada düştü. Neden düştü? İşte işin içinden çıkamayınca Sayın Cumhurbaşkanımıza ağız alınmayacak laflar söyleyerek ülke şehir gündemini ülke gündemine taşıyarak akılları sıra milletimizi bu manada kandırmaya veya işte o başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar ama bizim milletimiz kül, kül yutmaz. Yani yutmadığını da her seçimde gösterdi. E, bu seçimde de net bir şekilde inşallah 31 Mart'ta gösterecek. E, biz 1 Nisan'da e, tüm İstanbullularla beraber, tüm İstanbul'un kazanacağı e, bu manada bu kadar yıllık emeği e, İstanbul'a nakşedeceğimiz ve e, o 5 yıldır üzülen, kırılan İstanbul'un gururunu, onurunu yeniden ayağa kaldıracağımız bir başarıyı e, inşallah tüm İstanbullularla birlikte yakalayacağız. Az önce dediniz ki gizlisi... aslında e, Hı, e, çok özür diliyorum. Aynısı Çet raporu için de geçerli. Evet. Yani Çet raporunda ben e, söz konusu madeni 135 kez denetlendi. 135 kez ben. denetlemişim. 2008'den beri bu işletmeye açık bir maden. E, o günden beri Çet raporu var. 2021 yılı zannedersem bize Çet raporu için başvurmuş. Ne için? E, bir alanda ki o da %5'i veya onudur genişlemek için çevresel açıdan bir sorun var mı yok mu diye Çevre Bakanlığı'na başvurur. Çevre Bakanlığı faaliyet izni veremez. Yetkisi yoktur. Kanunda böyle bir yetkisi yoktur. Çevre Bakanlığı neyi yetkisi verir? O genişleme alanına ilişkin bir çevresel sorun var mı yok mu ki bunu da birçok kurumdan aldığı görüşle birlikte verir. Eğer o görüşler olumluysa o görüşler çerçevesinde orada toplantılar yapılır, halk toplantısı yapılır. Eğer o görüşler olumluysa eğer çevresel açıdan bu genişlemeye ilişkin bir sorun yoktur der. Veya şu tedbirleri alarak, şu tedbirleri alarak siz bu genişlemeyi e, ilgili bakanlık e, onaylayabilir der. Yani sonuçta faaliyet izni veremez. İşletme izni veremez ki vermemiş. Şimdi biz vermemiş olmamıza rağmen efendim mal, ma, madeni siz açtınız. Ki biz gitmişiz o madene, e, çevresel sorunlar sebebiyle e, rekor ceza vermişiz. 16 milyon lira 2000 22 yanlış hatırlamıyorsam, 16 milyon lira ceza vermişiz. İşletmeyi 3 ay faaliyetinden men etmişiz. Bu tedbirleri almazsan eğer biz bu işletmeyi açamayız. Çünkü çevresel sorun var demişiz. Ve tedbirler alınmış. Biz de demişiz ki bu tedbirler alındı. İlgili bakanlığa faaliyet izni verip vermemek sizin uhdenizdedir demiş. Onlar da... O e, etkilerin e, çevresel etkilerin alındığını görmüş ve faaliyetine ilişkinde bir sorun olmadığını tespit ettikten sonra da faaliyetine izin vermiş. Şimdi kalkıyorlar efendim orada e, siz çet raporu verdiniz bundan kaynak. Ya çet raporu verdiğimiz bizim birçok iş var. Ne yapacağız bu ülke çalışmasın büyümesin e, 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 hiçbir şekilde üretmesin hiçbir yere çet raporu vermeyelim e, bunların mantığı. Ya sonuçta çet raporu e, bu çevresel etkileri gözeterek bu tedbirleri alarak bu işletme faaliyet yapabilir diyor. Ha faaliyet iznini kim veriyor? İlgili bakanlık. İlgili bakanlık neye göre veriyor? Ya bu ülkede üretim olsun, istihdam olsun, yatırım olsun anlayışıyla veriyor. Şimdi yani bunların mantığında siz hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiç üretmeyeceksiniz. Hep e, yurt dışından e, ihraç edeceksiniz. Efendim, e, e, bu ithalatlarla birlikte işte cari açığınız artsın. Bu ülkede istihdam olmasın. Bu ülkenin gençleri yurt dışına gitsin. Beklenti bu. E, havalimanı yapılmasın. Sabiha Gökçen'e ne gerek var? Efendim üçüncü köprü yapılmasa daha iyi. İkinci köprü niye yapıldı? Ne Yani Atatürk Havalimanı'na biz millet bahçesi yapacağız diyoruz. Yok efendim orayı birilerine satacaksınız. Ya satmayacağız, bahçe yapacağız, park yapacağız. E, yani bunlar hep aynı söylemler. Artık milletimiz de onların söylemlerinden bıktı, yoruldu. E, ama biz e, onlara rağmen, onların bu duruşuna rağmen e, ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Onlar ne derse desinler. Biz ülkemiz için, ülkemizin birliği, beraberliği için, ülkemizin selameti için yatırım yapacağız. Bu ülke güçlü olacak ki dünyada söz sahibi olacak. Bu ülke güçlü olacak ki e, çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Bu ülke güçlü olacak ki buradaki kadınlar emin adımlarla sokakta yürüyecekler. Huzurla, güvenle yürüyecekler. Dolayısıyla onların ne dediği e, hiç de umurumuzda değil. Kusura bakmasınlar. Ee, biz kanun var bu ülkede, nizam var. Kanunun yönetmeliğin verdiği yetkiler dahilinde yapılması gerekeni e, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Yönetmeye de devam edeceğiz. Az önce dediniz ki biz bu seçimi alacağız. Şimdi Sayın Kurum bunu gözleme mi dayandırıyorsunuz yoksa ankete mi? Geçtiğimiz günlerde genel yeni yönetmenlerle bir araya geldiğinizde yanlış hatırlamıyorsam e, oranı %1,14 ile İmamoğlu'nun önünde olduğunu söylemiştiniz. E, yeni bir anket çalışmanız var mı? Bu aradaki fark açıldı mı? Durum nedir? Bunu da öğrenelim sizden. E, Elin Hanım şöyle tabii ki anketler yapıyoruz ama en güzel anket saha. Ee, sahada insanlarla bir araya geldiğinizde, pazarda, efendim esnafın yanında, vatandaşımızı gördüğünde en güzel anketi orada görüyorsunuz. Biz gittiğimiz her yerde e, öyle bir motivasyon, öyle bir sevinç görüyoruz ki İstanbul'u kardeşlerimiz artık bu 5 senelik e, yoruldukları iktidardan Kurtulmaya böyle 40 gün kaldı. O 40 günü iple çekiyorlar. O 40 gün sonra İstanbul özgürlüğüne kavuşacak. İstanbul artık o kirli ittifaklar içerisinde olmayan, sadece İstanbul'a odaklanan, İstanbul'un sorunlarına odaklanan bir yönetim anlayışıyla yönetilecek. Ve bunun adı gerçek belediyecilik. Bu gerçek belediyecilikte mesele İstanbul olacak. Mesele İstanbul'un sorunları olacak. Ve vatandaşımızda da o motivasyonu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Pazara gidiyoruz. Pazarcı esnafımız diyor ki başkanım sizi bekliyoruz. Balıkçı esnafımız diyor ki İstanbul'un muradı geliyor. Öbür tarafa gidiyoruz. E, diyorlar ki hadi artık biz ulaşımla ilgili sorunların çözülmesini bekliyoruz. Apartmana girdiğimde apartmanın üstündeki vatandaşımız e, ya biz gelin de şu evlerimizi dönüştürün diyor. Ya şimdi burada bir deprem e, e, endişesi var. Evet. Deprem gerçeği var. Ulaşım sorunu var. Yani e, sokaktaki e, huzursuzluk ve güvensizlik var. Dolayısıyla e, bunu vatandaşımız zaten size ne olacağını net bir şekilde gösteriyor. E, dolayısıyla e, bu sahadaki anket en gerçekçi ankettir. Hı hı. En doğru ankettir. Diğer taraftan yapılan anketlerde de e, hatırlayın bundan iki ay önce 8-10 puan e, yukarıda oldukları manipülasyonlarını yapıyorlardı. Tezviratlar yapıyorlardı. Efendim biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle e, efendim uçuyoruz, kaçıyoruz. Ne oldu? Biz sahaya çıktık. Milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve e, projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada e, İstanbulların da e, bir aklı var. Aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez. Dolayısıyla işte e, saha, bu, bu sahadaki e, tiyatro değil buraya insanlar e, zorla getirilmiş değil oradaki sevgiyi bir görseniz ya yani dün e, şeye gittim Üsküdar'a e, benim seçim e, arabamı e, e, Seyfullah amcamız. Ya onun görüntüsü de vardı arkadaşlar. İzninizle bir varsa, getirsin varsa arkadaşlarımıza. Çok güzel olur. Şimdi Seyfullah amcanın bir hayali de varmış. Sizinle bir çay bir kahve evet, içmek evet, gördüğümüz işte, kadarıyla. De... Sesini de verelim arkadaşlar lütfen. Sorama Allah'ın seversen ben bunu bir, bir yerde bir çay içirsem yeter. Nasılsın? İyi misin Seyfullah amcam? Hoş bulduk. Sen bizi çağırdın, biz de koştuk geldik. Deprem bölgesinde de ayağa kalkıyor, konutları teslim ediyor. Hem ağladım, hem böyle. hem ağladım, hem gözüm. Her, her gün, her gün, her gün, her gün görmeden duramayız. Hayır oldu daha önce. Doğru da, şunu diyorum anlıyor Kendi kendime. Bak, buna zaman. Bunu gelip söyleyeceğim, onu da bana göstereceksin. Kışkanım. Nişanlıyım. Ağustos ayında düşünüyorum. Daha yeni nişanlandım. Ben şimdi sözünü alayım. Başka bir denkiz buradayken. İnşallah o zaman nikah kıymaya geleceğiz. İnşallah. Tamam. Tevfül amcam. Allah'a emanet oldu. Ya işte bizim milletimiz bu kadar feraset sahibi. Yani orada benim fotoğrafımı görüp. Bir çay içsem e, benim için yeter diyor. Benim için e, orada depremde e, televizyonda görmüş. Televizyonda e, gördüğü o bakan, e, o Murat e, yoruluyor. Efendim ailesinden e, ayrı kalıyor, çocuklarından ayrı kalıyor diye üzülüyor, ağlıyor. E, ve e, keşke bir görebilsem e, e, ümidiyle orada arkadaşlarımız yakalamış... Böyle feraset sahibi milletimiz var. Ee, biz bu milleti üzemeyiz. Bu ben millet... burada müsaadenizle araya girebilir miyim? Ee, sadece bir seçim döneminde... ...bir Büyükşehir Belediye Başkan adayının... ...bir seçmeni ziyaretinin ötesinde bir durum söz konusu. Çünkü bildiğim... ...sizin de bahsettiğimde hatırlayacağınız bir mesele var. Manavgat'ta... Evet. ...orman yangınında evi yanan İbrahim Amca. Ee, Sayın kurum biz arkadaşlarımla bir haber çalışması için bölgeye gitmiştik. Ee, ve orada tesadüfen karşılaştık İbrahim amcayla. Sizden o kadar sitay işte bahsederdi ki. İbrahim amca e, eşi Ayşe teyze felçli. Ee, yangın çıkıyor evlerinde. Ayşe teyze'yi kapıya kadar sürükleyebiliyor. Çıkaramıyor. Çıkaramıyor. Ayşe teyze diyor ki beni bırak sen çık. İbrahim amca da ona öleceksek birlikte ölelim diyor. Çok dokunaklı bir hikayeydi. O hikayeyi biz İbrahim amcadan dinlerken size olan sevgisini o kadar böyle hissederek anlattı ki... E, ...siz o dönem sanıyorum ya genel seçime hazırlık için milletvekili adayıydınız... Evet, görüntüler. Evet, 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 evet bu görüntüler. Yani hani Seyfullah amcayla sınırlı kalan bir e, durumda değil. E, sizin belli ki o gönül bağı kurduğunuz e, insanların sayısı Seyfullah amca... Çok, kadar değil. Bir hayli fazla çok, diye düşünüyorum. Onu da araya Çok Bey, be ya Şöyle yani biz e, milletimizin e, en zor anda hep yanında oluyoruz. Aylarca günlerce e, oralarda kalıyorsunuz. E, ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Şu en son asrın felaketinde 11 ilimize gittim. İlçelerimizdeki ağır hasar gören her yere gittim. E, ve o gün 3 ayda 180 bin konut başlattık. Ve o süreçte e, gezerken de e, birçok hikayeyle e, karşılaşıyorsunuz ve o hikayenin artık bir ortağı ve paydaşı oluyorsunuz. Yani e, yeri geliyor üzülüyorsunuz, yeri geliyor ağlıyorsunuz. E, bir taraftan bu acıları çekiyorsunuz, bu üzüntüleri yaşıyorsunuz ama bir taraftan da e, onlar için bir şeyler yapmanın çabası içerisinde oluyorsunuz. E, böyle aileniz büyüyor. E, orada şimdi bana İbrahim amca oğlum diyor. E, Seyful amca diyor ki artık ben seni bırakmam diyor. Öbür tarafa diyorsunuz e, işte Antalya'da Ayşe, Ayşe ablamız var aynı. İzmir'de depreminde e, yine aynı hikayeler ve aynı e, bu manada biz her afette her gittiğimiz ilde e, bu duyguları yaşıyoruz. Bir taraftan üzülüyoruz, bir taraftan onları e, sevindirmek için çabalıyoruz. Bize Motivasyonu bu veriyor zaten yani e, bu motivasyon e, böyle alamazsanız eğer o sevgiyi e, emin olun e, çok zor yani işiniz de çok zor. Ama onların o sevgisi ya ben o 11 ilde 11 ilimizden şunu duydum ya Allah devletimize zeval vermesin dediler. Allah birliğimize beraberliğimize zeval vermesin dediler. Bizim milletimiz böyle gani gönüllü böyle büyük bir milletimiz var. Biz bu millet için çalışmayacağız da. Bu millet için çabalamayacağız da ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Yani e, o yüzden e, Allah na, nasip eder. E, biz 1 Nisan sabahı görevi devre aldığımızda e, İstanbullar için, Seyfullah amcalarımız için, e, İbrahim amcalarımız için, buradaki bütün İstanbullar için gece gündüz çalışmaktan başka bir işimiz olamaz. Tek motivasyonumuz İstanbul olur. İstanbul'un o birliği, beraberliği güçlü İstanbul için çalışmak olur. Tek hedefimiz de bu. Sayın Başkan, tam da bu noktada sormak istediğim bir konu var. Biliyorum, anlatmak istediğiniz pek çok proje var ki biz de dinlemek istiyoruz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere ama. Şimdi bakanlığınız dönemdeki bütün bu e, afetlerin yaşandığı anlarda sizin aylarca o bölgede nasıl fedakarca kaldığınızı biliyoruz. Çünkü canlı yayınlarda izledik aslında Hani bir insan olarak da e, 24 saat çalıştığınızı fiziken e, nasıl hırpalandığınızı ve çabaladığınızı da gördük. Bunu millet gördü. Bu sevgi durup dururken oluşmuyor. Yani bunu anlayabiliyoruz. Ama tabii şöyle bir şey var. Şimdi bu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde e, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte İstanbul'da bir sel felaketi, bir karın yağması ve hayatın durması gibi bazı kritik yani başkanın şehirde olması gereken zamanlarda kendisinin burada olmadığını işte Elazığ depremi sonrası kayağa gittiğini vesaire böyle şeyleri de Türk milleti kamuoyu takip etti ama şunu merak ediyorum. Bir kurduğu bir cümle vardı e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun. Benim küçük bir kız çocuğum var. Onun çocukluğunu ıskalayamam demişti yani birlikte tatil vesaire gibi bu zaman ayırmalarla ilgili. Sizin de aslında küçük bir kız çocuğunuz olduğunu e, görüntülerden anlayabiliyoruz. Eşiniz, çocuklarınız var. Bir aile hayatınız var. Gelsiniz. E, bir Şimdi siz evet bakanlığınızda da çok yoğun çalıştınız ki AK Parti'nin bütün siyasetçilerin bu temposunu takip edebiliyoruz. Bu yeni dönemde talip olduğunuz İstanbul şehri eminliği içinde 7-24 çalışmanız gerekecek. Ailenizin rızası da önemli burada. Yani oradan aldığınız vakti vatandaşa, millete harcayacaksınız. Onların rızasını nasıl aldınız? O dengeyi nasıl kuracaksınız? Küçük kızınızın zamanını ıskalamadan ona nasıl vakit ayırarak şehre hizmet edeceksiniz? Evet. Ee, tabii ki herkesin evladı var, herkesin ailesi var. Ee, Allah herkesin ailesini bağışlasın. Amin. Ee, bu manada e, Ekrem Bey'in ben kızımı ıskalamaya ıskalamayacağım e, demesi veya işte onlarla beraber vakit geçireceğim demesi. ...kendi takdiridir. Bunu da... ...açıkçası eleştirecek değilim. Onların... ...açıkçası ne yaptığıyla da ilgilenmiyorum. Ne söyledikleriyle de ilgilenmiyorum. Ama bu görevlerde oturuyorsanız eğer... ...bu koltuklara gelip... ...bu koltuklara talip oluyorsanız eğer... ...belli fedakarlıklar yapmak zorundasınız. Sağlığınızdan da, ailenizden de... ...çocuklarınızdan da yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bir taraf üzülür yani sonuçta ailemiz buradan onlara selamlarımı gönderiyorum o fedakarlığı benim adıma yapıyor eşim yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyor çocuklarım bensiz büyüdüler ama şu an Antalya'da benim bir babam daha var İzmir'de bir ablam var Elazığ'da kardeşlerim var Malatya'da evlatlarım var İstanbul'da Seyfullah amcam var Her yerde O ailem büyüdü Onlar da biliyor ki Benim evlatlarım da Babam bu ülke için Bu şehir için bir şeyler yapmaya çalışıyor Çalışıyor Onlar da onunla mutlu oluyor Elbette ki az görüyorlar Ama sağ olsunlar O fedakarlığı benim için yapıyorlar Biz bu yolu tercih ettik Niçin tercih ettik bunu birileri yapması gerekiyor Fadime Hanım. Yani e, bu ülke eğer e, büyüyecekse bu ülke eğer gelişecekse e, İstanbul'un e, bu sorunları e, çözülecekse eğer bu sorumluluğu birilerinin alması gerekiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanımız bakın 94 yılından beri e, her türlü görevi yaptı. E, ama buna rağmen e, bu ülke için e, hala sağlığından feragat ederek, ailesinden feragat ederek yapıyor. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız orada çalışacak. Ee, bizler oturacağız. Ya bu bir dava ise, eğer bir ekip ruhuyla yapılması gereken bir iş. Kendisi o da bir hatırlatmada bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kızlarından birinin "Kapıya baba bir akşamını da bize ayırsan." Evet. diye bir not bıraktığını ağlayarak anlatmıştı Yani ya. e, bu, bu 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 artık bizim kendi tercihimiz değil. E, bu bu tercihi biz milletimiz için yapmak zorundayız. Ee, ailemiz de sağ olsun hep bizim yanımızda ee, dolayısıyla biz olaya böyle bakıyoruz ee, bu fedakarlık ülkemiz için e, ülkemizin geleceği için gençlerimiz için <laughs> yapılmış bir fedakarlık birileri bunu yapacak ee, biz eğer bu koltuklara talip olduysak eğer ...yapmak durumundayız. Ee, biz konuya böyle girdik. bakıyoruz. Bir, Mustafa bir, bir, Bey. O Özel'den bir soru Peki. sorayım. Özel'e girdik diye söylüyorum. <laughs> evet. Sonra Mustafa merak Bey söz sizde. Hadi ben çekeceğim Özel'den diye. Diye. <laughs> Çünkü Özel'ini çok az biliyoruz aslında Murat Bey'in. Kaç saat uyuyorsunuz? Evet. En çok merak ettiğim meselelerden biri. Yani Mesela bugün adaysınız. 39-40 gün sonra... ...sandığa gideceğiz. Çok yoğun bir tempodasınız. Bunu biliyorum. Ama Murat Kurum genelde... ...kaç saat uyur? Yani... Evvelde ne kadardı, şimdi ne kadar ee, ve günü nasıl taksim ediyorsunuz, nasıl bölüyorsunuz bunu merak ediyorum. Yani şöyle aslında ortalama 4-5 saat e, uyuyoruz diyebiliriz. Çünkü e, işte buralarda akşam program yapıyoruz ve akşamları programları bitiyor. Sonra e, ertesi günün programlarına çalışıyoruz. Gece 2-3'e ancak e, eve gidebiliyoruz. E, ondan sonra da sabah kalkıyoruz, e, ertesi güne başlıyoruz. Ee, asıl olan şu Yani hani e, Bu tabi e, Olan üstü bir e, dönem Yani aynı şekilde e, Afet zamanında da biz 3 saat uykularla 3 e, gün e, Hiçbir sıcak bir şey yemeden e, Biz de deprem bölgesindeki Kardeşlerimizle beraber çalıştık Çabaladık e, Bu Enerjiyi nereden alıyoruz Enerjiyi biz insanımızdan alıyoruz O insanımızın Mutluluğundan alıyoruz, o oradaki ilgiden alıyoruz, oradaki samimiyetten alıyoruz e, ve e, emin olun e, onlar için acaba farklı ne yapabilirim, e, onlar için hangi projeyi nasıl e, geliştireyim de onlar mutlu olsun e, motivasyonu ile yapıyoruz, e, bize enerji veren orası e, ama. Yani bir şekilde de bu süreci yürütüyoruz. Fedakarlık yapmadan olmuyor. Peki, ben de bir, Bey, bir şey buyurun. hatırlatayım mı bunun üzerine aslında az önce ben de bekliyordum. E, günde kaç saat uyku diye. Çünkü şey kulağımda daha yakın zamanda bir videoda kullanmışlar. Çok da şahane bir video hazırlamışlar. Sosyal medya kullanıcıları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, günde 4-5 saat uyuyorum" demesini siz de şimdi aynı ifadeyi kullandınız. İstanbul'da da e, öyledir hani gecenin e, ikisinde üçünde e, bir yerden bir toplantıdan bir ziyaretten dönerken şehirde gördüğü bir aksaklığın düzeltilmesi için Bakanlığınız döneminde veya Bakanlığınızdan önceki dönemde bazı bakanların da yaşadığını çok yakından bildiğim. Burası niye böyle oluyor deyip doğrudan bakanı İstanbul'dayken de birim müdürlerini, daire başkanlarını e, olay yerine göndertirdi. Ya e, işçiler yapsın daire başkanı gidip orayı düzeltecek filan. Şimdi siz e, tırnak içinde büyüklerinizden öyle gördünüz. Siz de e, öyle çalışıyorsunuz ama gördüğüm kadarıyla e, büyüklerinizin de e, size karşı e, öyle bir yaklaşımı var. Çünkü benim dikkatimi şu çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bu dönem siz İstanbul milletvekili olduğunuzda onun da milletvekili seçildiği bölge ve sıradan milletvekili seçildiniz. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi tanıtırken aday tanıtımında Haliç'i temizlediği dönemden bahisle bunun gibi şeyleri bunlar yapamazlar. Cumhuriyet Halk Partili yönetim yapamaz ama Murat Kurum yapar demişti. Şimdi o Murat Kurum yapar ifadesi bir slogan gibi ağzından çıktı Cumhurbaşkanı'nın. Bu tabii büyük bir güven e, ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Sizdeki etkisi nasıl olduğunun e, motivasyon mu endişe mi? Evet. E, açıkçası motivasyon oluyor. Niye motivasyon oluyor? Şöyle Mustafa Bey. E, Allah hamdolsun biz e, aldığımız her görevde bu anlayışla çalıştık. Yani e, ben eee mühendis olarak işe başladım. Bir mühendisin dışında da yapılması gereken işler benimdir değildir diye bakmadım. Genel müdür oldum. Genel müdür olduğum şirkette şirketin büyümesi, şirketin faydalı işler yapabilmesi adına o iradeyi ortaya koydum. Yeri geldi pazarlama işine baktım. Yeri geldi halka arzla ilgili o iradeyi ortaya koydum. Sorumluluk almazsanız eğer başarı da sağlayamazsınız. Eğer e, o detaya girmezseniz ki ben başarının detayda saklı olduğunu düşünüyorum. E, detaya hakim olmazsanız işe de hakim olamazsınız. Bakanlıkta da biz böyle çalıştık. Yani e, klasik e, bakanlar gibi oturup e, işte benden ne istiyorlar e, işte bakalım not alalım talimat verelim anlayışıyla çalışmadık. Yani bizi e, bilirler. E, biz e, 81 ile gittik. 81 ilde e, 500'ü aşkın ziyarette hep o ilin sorunu, problemi neyse, yani ben bütün illeri bilirim. Bütün illerin sorunlarına iyi kötü hakimimdir. Ve orada bir eserimiz var. Yani bugün e, gururla e, oralardaki e, yaptığımız eserleri görüyoruz. E, i̇nsanların mutluluğuna şahit oluyoruz. Dolayısıyla e, bu bize motivasyon sağlıyor. Yani e, e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize orada inanması, bize güvenmesi e, ve bunu Murat yapar demesi de e, Allah'a hamdolsun biz hep aldığımız görevlerde o başarıyı yakaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bakış açısını, vizyonunu ona ona sorun getirmeden şehirdeki sorunları çözerek hallettik ve önemli olan o iradeyi sahaya yansıtabilmekti. Ekibinizin size inanması ve güvenmesiydi ve arkadaşlarımızla birlikte tabii ki ben tek başıma yapmadım. Bütün arkadaşlarımızla birlikte o mücadeleyi verdik ve o başarıyı da birlikte sağladık. Eğer e, bu yaşadığımız 5 yıllık süreçte e, bu kadar afet olmuş, bu afetlerden alın akıyla çıkmış bir irade varsa, o iradeyi sahaya yansıttık. E, ortaya yeşil alanın artılması için bir hedef konulmuş e, 81 ilde 72 milyon metrekare yeşil alan eğer yapıldıysa eğer e, o iradenin yansımasıyla oldu. E, sosyal konut anlamında 81 ilde e, 365 bin ...sosyal konut yapıldıysa eğer... ...bu beş yıllık süreçte... E, ...bu iradeyle ortaya koyuldu. E, dolayısıyla... E, ...bu bize motivasyon sağlıyor. E, biz de kendi... ...görevimiz gereği... ...yapmamız gerekenleri bir sorumluluk alarak... ...kaynak üretiyoruz. Yani kaynağımız da olmuyor bazen ama ne yapıyoruz? Gidiyoruz kaynak üretiyoruz. O motivasyonla çalışıyoruz. Verimli, liyakatli kadrolarla iş yapıyoruz. Ve e, kolay mı ya? Yani... 11 ilde afet olacak. 14 milyon vatandaş etkilenecek. Siz 3 ayda 180 bin konutun inşaatına başlatacaksınız. 180 bin. İşte bir yıl geçmeden 46 bin konut teslim edilecek. Kastamonu'da, Bartın'da, Rize'de, Giresun'da seller olacak. Hemen 2 saat sonra oraya gideceksiniz. Bir yıl sonra da konutlarını teslim edeceksiniz. Elazığ'da, Malatya'da büyük deprem olacak. İzmir'de Asın oradaki en büyük felaketi olacak. ...ve gideceksiniz, söz vereceksiniz... sözlerinizle bir yıl sonra tutacaksınız. Dolayısıyla bu inanmakla oluyor... ...çalışmakla oluyor. O iradeyi ortaya koymakla oluyor, azmetmekle oluyor. Ee, Allah'a şükürler olsun... ...biz de o anlayışla hep çalıştık. Ee, şimdi o eserlerimizi... ...görünce de mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın mutluluğunu görünce mutlu oluyoruz. Ee, onları... E, ...açıkçası huzurlu görmek... E, ...ve... ...size inandıklarını görmek çok çok önemli... Yani bana hep şey derler, İşte bak o mavi montlu adam geldi eğer o diyorsa, şimdi <laughs> yapar. E, e, o nerede, o niye gelmedi e, falan derler, böyle afet zamanı. Hı -hı. E, ve biz de hamdolsun o sözlerimizi tuttuk. Önemli olan söz verip o sözü gerçekleştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade eder. Sakın arkadaşlar tutamayacağınız sözleri vermeyin. Biz real siyaset yapacağız, gerçekleştirebileceğimiz işleri yapacağız der. Biz de hep e, o sö söylediğimizi gerçekleştirmenin e, mutluluğuyla, motivasyonuyla bu işleri yapıyoruz. E, İstanbul'a da e, söylediğimiz her projeyi inşallah gerçekleştireceğiz. İstanbullularla birlikte gerçekleştireceğiz. Ben de bu noktada o zaman e, Mustafa Bey'e ilavede bulunayım. E, Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde, Cumhur İttifakı bileşenleri, Devlet Bey'in nezdinde, parti teşkilatları nezdinde bir güven olgusu var. Onu biliyoruz. Ama bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla bu güven kavramı seçmende de var. Yani sizin hem lansman toplantınızda söyledikleriniz, hem katılmış olduğunuz etkinliklerde ifade ettikleriniz, sizin vaatleriniz seçmende o yapılamaz, o olamaz gibi bir karşılık bulmuyor. Bir güven tesis edilmiş, Murat Kurum adı üzerine bir güven tesis edilmiş gibi görünüyor seçmen üzerinde. Bunun sebebi az önce bahsettiğiniz o ıı, aktif olarak e, ee, devlet yönetiminde bulunduğunuz dönemlerdeki icraatlarınız mı yoksa başkaca sebebi var mı? öyle tabii yani Ömer Bey şöyle hani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz yani bir karneniz var bir e, geçmişte yaptıklarınız var söylemleriniz var o söylemler gerçekleşmemiş mi gerçekleşmemiş mi milletimiz bunların hepsine bakıyor. Yani İstanbul'a baktığınızda İstanbul'da kimler yaşıyor? 81 ilden vatandaşımız yaşıyor. <laughs> Ve vatandaşlarımız illerinde ne olduğunu Biliyor işte Seyfullah amcamız beni televizyonda o depremde çalışırken görmüş, üzülmüş, ağlamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani onu o televizyondan, o ekrandan evladı olarak nitelendiriyor. Bu diyor benim evladım diyor. Görsem diyor, bir sarılsam diyor. ya yani Düşünebiliyor musunuz bu sevgiyi? Bu sevgi parayla olabilir mi? E, biz gitmişiz. Her afette milletimize söz vermişiz, o sözlerimizi tutmuşuz. 81 ilde birçok ilçede emeğim var. E burada kimler yaşıyor? Kastamonu'su yaşıyor. Bozkurt'ta sel olmuş, gitmişiz, söz vermişiz. Şimdi yeni Bozkurt inşa edilmiş, orada yaşıyor. Beni sokakta görüyor, Allah senden razı olsun diyor. Yani İzmir'de deprem oluyor, <laughs> gidiyoruz. Orada o inşa faaliyetlerini hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz. Orada sokakta CHP'li ablamız diyor ki ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Sizin diyor farkınız bu diyor Siz diyor söyler söylediğinizi yaparsınız, yaparsınız. diyor ama bizimkiler yapmaz diyor Sizi tebrik ediyorum diyor. bu Cumhuriyet Halk Partisi olduğu da kendisi söylüyor şimdi yani bu bir anlayış meselesi bu bir bakış meselesi O yüzden de e, bu vaatlerimizin yapılacağını milletimiz çok iyi biliyor niye Çünkü geçmişte yapmışız kaynakta bulmuşuz Efendim üretmişiz e, Bir de neyi biliyor milletimiz şu anki CHP'li yönetimin vaatlerini gerçekleştirmeyeceğini de biliyor. Neden? Çünkü geçtiğimiz 5 yılın karnesi. Geçtiğimiz 5 yılda aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 vaat vermiş, birini ancak gerçekleştirmiş. 9'u hayal. Buradan aslında İstanbulluların e, herhalde hani güven çok önemli bir konu yönetici bir şehrin yöneticisiyle o şehirde yaşayanlar arasında. Ama İstanbul deyince hani hepimizin yüreğini ağzına getiren şey aslında bir deprem gerçeği var. Ve İstanbul için vakitin, vaktin daraldığını bilim adamları da sıkça söylüyorlar. Şimdi bu kadar büyük bir şehirde, bu kadar çok insanın olduğu ve binaların iç içe geçtiği bir şehirde kentsel dönüşüme çok hızla ihtiyaç olduğu aşikar. Bunun kararını vermek için de önümüzdeki 5 yılı, düzenleyecek tarih işte 31 Mart. Dolayısıyla seçmem de o gün bir karar verecek kendi hayatı ile ve ailesinin hayatı ile ilgili. Şimdi ben buradan kentsel dönüşüm'e geçmek istiyorum izninizle. Şimdi burada bir virgülü koyalım çünkü kentsel dönüşüm uzunca konuşmamız gereken bir Doğru. mevzu çok fazla ayağı var. Ee, bunun yanı sıra tabii vaatlere geçelim ki kentsel dönüşümde vaatlerinizden biri zaten. Ee, şimdi bir ara verelim biraz soluklanalım birkaç dakikalık ara. Ardından hem kentsel dönüşüm hem diğer başlıklar İstanbul'un trafik sorunu sizin Murat kurum olarak vaat Fakatleriniz neyi nasıl yapacağınız, e bunun bir de kaynağı bütçesi, kaynak var bütçe var dediniz. Hepsini konuşalım ama çok kısa bir aramız var. Aranın tamam. ardından devam edeceğiz. Tekrar merhaba. Arayı tamamladık. Seçme özel programına devam ediyoruz. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum e, konuğumuz. Araya gitmeden önce Fadime Özkan kentsel dönüşümü sormuştu. Şimdi evet. e, ne yapılacak, neler yapılacak? Murat Bey biz isterseniz arkadaşlar ışıklarımızı açalım. Ee vaatler üzerinden biraz kentsel dönüşüme dair neler konuşalım. Yapalım. Evet Sizlerim. lütfen. biz Sorudan geçelim. Önce... Siz de sorunuzu yön, e, yöneltin o zaman e, Murat Bey'e. Çünkü hani bu seçimin gündemi bana kalırsa deprem. İstanbul seçiminin gündemi katı surette hani bu deprem gerçeğine karşı adaylar neyi öneriyorlar? Hangi bütçeyle, hangi takvimle ne yapacaklar? Hani sanki seçmen bana kalırsa bunun kararını verecek gibi. Dolayısıyla şimdi e, hani trafik de önemli bir mevzu İstanbul için ama şimdi rakibiniz mevcut yönetim 5 yılda 100 bin konut yapacağını vaat etmişti 2018 seçimlerinde. Aradan 5 yıl geçti 5 bin konutu ancak yapabildi. Siz de bütün aslında kampanyanızı ve projelerinizi tanıtırken 650 bin konutun dönüşümünü vaat ettiniz. İstanbullulara. Bu... E, ama şöyle bir gelişme oldu dündü değil mi Dün, evet. ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'na mikrofon uzatıldığında sizin bu 650 bin konut kentsel dönüşüm sözünüzü hatırlatıp ona sorduklarında o da e, şöyle bir cevap verdi doğrusu birkaç kez dinledim çevirip gerçekten böyle mi söylüyor diyor şöyle diyor Sayın e, Ekrem İmamoğlu e, yapılamaz yapılmamalı asla yapılmamalı. Buna yorumunuz nedir? Yani hani bu yapılmamalı kısmı çok sorunlu elbette ama bir de ayrıca yapılamaz diyor. Siz de yapacağınızın sözünü veriyorsunuz. Az önce güvenden bahsettik. Kentsel dönüşüm projesine geçmeden önce bununla ilgili bir cevap alabilir miyiz? Yani Fadime Hanım zaten kendi sözlerini, vaatlerini tutmamış bir iradeden başka bir görüş beklememizde. Gerekmiyor zaten yani depremle ilgili çalıştaydan öteye geçememiş herhangi bir icraat ortaya koymamış bir yönetimden ve anlayıştan bahsediyoruz yani bu anlayış zaten 650 bin konut yapmayı hayal dahi edemez emin olun hayallerinde bile göremezler ve bir de utanmadan sıkılmadan bu yapılmamalı gibi bir söylem içerisine giriyorlar yani kabul edilebilir bir şey değil. İstanbul deprem şehri diyoruz. Bütün bilim adamları deprem gerçeğinden bahsediyor. Ve mevcut İBB Başkanı Ekrem Bey çıkıp deprem dönüşümüne ilişkin 650 bin konut yapılmamalı diye bir söylemde bulunuyor. Yani e, ve biz artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Yani... yani o ee, kadar hızlı yapılmalı ki bu konutlar yapılmalı ve çok hızlı yapılmalı. Ben Çünkü çünkü e, böyle bir hedefleri yok. Ortada değil mi? Böyle bir amaçları yok. Dertleri İstanbul değil. Dertleri İstanbul'un can güvenliği değil. Dertleri İstanbul'un depreme karşı güçlenmesi değil. Tek amaçları var. İstanbul'u basamak olarak kullanıp İstanbul üzerinden farklı gündemler peşinde koşarak Başka hayaller peşinde koşmak. Tek amaçları bu. Ve İstanbul'u bir araç olarak kullanıyorlar. İstanbulluları bir araç olarak kullanıyorlar. O amaçlarına, hedeflerine, emellerine ulaşmak için İstanbul'u bir basamak olarak görüyorlar. İstanbul bir basamak olabilir mi? Ya olabilir mi bu şehir ya? Ya şimdi 11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile koştu. İstanbul Türkiye'ye yeter. Allah göstermesin. İstanbul'da bir deprem olursa eğer Allah korusun. İstanbul'da bir deprem olursa eğer bu ülkenin milli güvenlik meselesi haline gelir. Evet. Böyle bir konuya çıkıp mevcut başkan şunu söylüyor ya. Yani yapılmamalı diyor. Ne yapacağız peki? İnsanlar enkazın altında mı kalsın ya? Başka Kusura bakma ya. Senin ne düşündüğün bizim umurumuzda bile değil. İstanbul'un da umrunda değil. Yani İstanbul'da deprem gerçeği var ve sen deprem dönüşümü yapılmasın. Böyle bir amaç, böyle bir hedefi nasıl ortaya koyabilirsiniz ya? Ve bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez. 100 yılda dönüşmez. Emin olun dönüşmez. Çünkü böyle bir dertleri yok, böyle bir hedefleri yok. Ne yapacağız peki? Dönüşümü yapmayacağız. İnsanlarımız bu riskli binalarda otursun depremi beklesin mi yani? Ya bir buçuk milyon riskli konut olduğunu kendisi ifade ediyor mu ediyor? Bilim insanları ifade ediyor mu ediyor? Acilen yani 600 bininin dönüşmesi gerektiğini herkes söylüyor mu söylüyor. Bir buçuk milyon ticari sinayi ünite var. Bu ünitelerin işte buradaki binanızın hemen az ilerisinde bir sel oldu. Evet. Hepsi dükkanların hepsine su bastı. Ne yapacağız biz? İzleyeceğiz mi? Aa sel oldu, A, deprem oldu. Geçmiş olsun. Bu mu yani belediyecilik? Bu mu belediye başkanlığı? Kusura bakmasın. Biz İstanbul'u ve İstanbulluları bunların kötü emellerine, o kötü kirli ittifaklarına bırakamayız. Bırakmayacağız. Peki. Ve burada yapılması gerekenleri biz hedeflerimizi projelerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Onlar istese de yapacağız, istemese de yapacağız. Şimdi onları konuşalım mı? 31 Mart gecesi seçildiniz. Bitti evet. seçim. 1 Nisan itibariyle siz İstanbul'u kentsel dönüşme nasıl hazırlayacaksınız? Nereden başlayacaksınız? Onları bir projeler üzerinden buyurun Sayın Kurum. Size hemen Gösterelim. şöyle bir ledin önüne de alalım neler tamam. yapılacağını konuşalım. Çünkü nereden başlayacağını bile aslında planlamak zor. Bunun yanı sıra işte vatandaş ne yapacak? Nerede kalacak? O süre zarfında ne zaman evine kavuşacak, hakları ne olacak? Evet, şimdi biz afetlere dirençli bir İstanbul hayal ediyoruz. Ve bu İstanbul'da 5 yıl içerisinde 650 bin konutun dönüşümünü hedefliyoruz. Yine bakanlığımızın yapacağı dönüşümle ki onu da biliyorsunuz yine yapamazlar dedikleri projeyi şimdi temellerine atıyoruz. Yine vatandaşlarımızla uzlaşı içerisinde o süreci yürütüyoruz. Bir taraftan da Elin Hanım, o hı hı. yarısı bizden kampanyasıyla kampanyası başlattığımız projeler yürüyor. Şimdi bu konuda biz e, 650 bin konutu ilk önce şu çerçevede bakıyoruz. olaya bir bütüncül e, manada hem riskli yapıların dönüşümü hem bu manada tarihi alanların yenilenmesi. Bu da çok önemli iş. Yani bir taraftan da burada bin yıllık medeniyetten bahsediyoruz. Hı. Yani o medeniyetin izlerini e, korumamız, yenilememiz. Güncellememiz gerekiyor. Diğer taraftan sanayi ya ülke istihdamının burada e, e, ekonomisinin yarısından bahsediyoruz, İ, İstihdamın beşte birinden bahsediyoruz ve bu istihdamı, bu üretimi büyütmek adına sanayi dönüşümünü de güçlendirmek zorundayız. Diğer taraftan iklim değişikliği, e, iklim değişikliği artık bir gerçek. Evet. Bu gerçekle mücadele etmek zorundasınız. İzleyemezsiniz ki. Ya yani müsilaj oluyor. Ondan sonra da niye müsilaj oldu? E müsilajla ilgili irade ortaya koymazsan olur. Marmara'yı temizlemezsen olur. Arıtma tesisi yapmazsan müsilaj çıkar. Taahhütle müsilaj da yapması gereken arıtma tesisini yapmayı... bir de yapraklardan alkış beklersen müsilaj çıkar. Kusura bakma. Şimdi bu kafayla, bu anlayışla sen İstanbul'u yönetmeye kalkarsan olmaz, olmaz, olmaz. Dolayısıyla kent meydanlarını da ihya etmemiz lazım. Ve bu çerçevede yeni kiralık konutlar yaparak da kentsel dönüşümde o desentralizasyonunu da sağlamamız lazım. Bunlar bu çerçevede... ayrı ayrı değil, hepsi aynı ay ayak üzerinden evet, mi başlayacak çalışmalar. Üçüncü bir bakış açısıyla Hı. her e, dinamiğe, her e, projeye ilişkin ve burada detaylı bir şekilde çalışmalar yaptık ve bu kapsamda 650 bin e, konutun dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz kip taşıyıcı ile. E, öncelikle her yıl ee, e, 60 bin, 5 yılda da 300 bin konutu Kiptaş eliyle dönüştüreceğiz. Hı, ve geri burada kalan. yarısı bizden kampanyası diyoruz buna. Yarısı büyük Büyükşehir'den diyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz Kiptaş'ta 300 bin konutu yapacağız ve 700 bin lira vatandaşımıza hibe vereceğiz. 700 bin lira düşük e, 5800 lira taksitle düşük e, e, taksitle vatandaşımıza kredi imkanı vereceğiz. Ve 100 bin lira da taşınma ve kira yardımı Desteği vereceğiz. Doğru mu duydum? 5.800 lira. Evet, evet. Taksitler olacak 5.800 diyorsunuz. lira taksitle tamam. bu projemizi başlatacağız ve 18 ayda da bu projeleri teslim etmek istiyoruz. Bu yatay mimari esaslı olacak. O bizim sadece bir bina beton olarak bakmayacağız. Hı hı. Yani orada insanların sosyal yaşam ihtiyaçlarını içeren, oradaki beklentilerini içeren bir proje bakış açısıyla olacak ve bunun örneklerini de arkadaşlar yansıtırsa eğer ee, ...yeşil alanla, sosyal donatılarla birlikte bir bütün içerisinde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte e, 250 bin konusu da uh -huh. e, şimdi mesela imar sorunları, problemleri olan yerler var. Bir kere biz istiyoruz ki göreve gelir gelmez 1 Nisan sabahı İstanbul'daki bütün bu mülkiyet problemini, tabu problemini hızlı bir şekilde giderelim. Ve buna ilişkin imar planlarının yapılmasıyla birlikte e, kentsel dönüşümde 250 bin konusu da vatandaşımızla birlikte yerinde e, bir dönüşüm anlayışı içerisinde e, özel sektörün de içinde olduğu bir projeyle yapalım istiyoruz. Burada da e, yine anlayışımız şu olacak. Yani e, yeşil alanlarıyla işte e, az katlı bizim mimarimizi, kültürümüzü yansıtacak projelerle e, bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. E, mesela örneğin işte Bakırköy'de, Üsküdar'da e, bir kat ilaveyle vatandaşımız hı hı. dönüşebiliyor. Oralara da e, bakın mesela bu Üsküdar'daki bir örnek. E, bu mahallede aynı yerinde vatandaşımıza bir kat verdiğimizde e, kendisi özel sektörle birlikte dönüşebiliyor. Biz de buraya e, dönüşüm ofislerimizle birlikte destek vereceğiz. Burası da Bakırköy. Birebir mahallede aynı komşu, Hı -hı. aynı orada yaşayanlar. Kendi maniyeti yani. kurtarıyor mu sayın başkan? Şöyle şimdi bu bu binalar eski olduğu için bunlar birçoğu 99 öncesi yapılan yapılar. Hı -hı. 99 öncesindeki yönetmeliklerle yapılmış. Yani o gün için yangın merdiveni yok, o gün için asansör boşluğu yok. Şu an aynı binayı yapmak isteseler vatandaşımız yapamıyor. Kayıpları var. E, dolayısıyla diyelim ki burada 10 daire var. Yeni yapmaya çalışsa iki dairesi merdiven boşluğuna gidiyor, asansör boşluğuna gidiyor. Vatandaşımız bize diyor ki, ya bize buraya bir kat verin, biz en azından 10 dairemizi yine yapalım. E, orada da müteahhitle birlikte anlaşarak orada bir, bir dükkan bile, mesela Bakırköy'de, Üsküdar'da binanın belki kapasını yapacak maliyeti çıkarır. Dolayısıyla biz de burada bu teknik desteği, hı hı. maddi anlamda bu desteği sağlayarak vatandaşımızla, özel sektörümüzle birlikte 250 bin konutu yerinde dönüştüreceğiz. Bir de ne yapacağız? 100 bin sosyal konut yapıyoruz. 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak. Kiralanacak. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şimdi İstanbul'da dönüşümündeki bir engel de işte yüksek kira evet fiyatları. Bedalleri. Şimdi hem kira fiyatlarını aşağı çekecek hem de kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımızı yapacağımız bu konutlarda düşük kiralarla e, ikame edeceğiz ve e, bir taraftan da o dönüşümün işte e, oradaki desentralizasyonunu sağlamış olacağız ki e, bu konutları işte e, kısmen buradaki kentsel dönüşüm e, projelerindeki vatandaşlarımıza burada yaşayan işte memurlarımıza e, ihtiyaç sahiplerine düşük e, kira fiyatlarıyla kiraladığımızda İstanbul'daki kira fiyatlarının da aşağı çekecek bir hamleyi yapmış hangi olacağız. Hangi bunları kesinlikle satmayacağız. mi? Bu bahsettiğiniz sosyal konutlar hangi ilçelere yapılacağı belli mi? Bir de şunu da sorayım Sayın Kurum. E, o zaman kentsel dönüşümün İstanbul'u depreme hazırlamanın ilk ayağı bu sosyal konutların yapımına başlanması mı olacak? Bir taraftan olacak? bunları yapacağız. Eline. Bir taraftan e, o mahalle ölçeğindeki dönüşüme gireceğiz. Bir taraftan da yerindeki dönüşümü yarısı Büyükşehir'den kampanyasıyla birlikte üç ayakta yürüteceğiz. Çünkü üçünü de yapmak zorundayız. Biz vakit kaybedemeyiz. Yani üçünü de aynı anda yürütecek çalışmaları yapıyor olacağız ki bir an önce bunu dönüştürelim. Diğer taraftan sanayi dönüşümü. Şimdi İstanbul'un sanayisi malumumuz yani gerçekten Türkiye'ye, dünyaya örnek bir sanayimiz var. Burada dönüşümü gerçekleştirirken de bir taraftan da o nüvesini içeriğini de ...değiştirecek adımları atacağız. Yani iklim değişikliğiyle de mücadele edeceğiz. İşte burada yeni... ...iklim değişikliğine uyarlı... ...yeşil sanayi sitelerinin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bunu biz... ...binlerce örneğini... ...Türkiye'nin 81 ilinde yaptık. Şimdi aynısını İstanbul'da... ...işte bugün neredeyiz? Burada İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin yanındayız. Sıkışmış, daralmış... ...Mahmut Bey kavşa artık bir çile haline gelmiş. E şimdi... Sanayiciye gidiyorum ben diyor ki bana yeni yer yapmamız lazım. Yani buradaki e, tesislerimizi daha modern, altyapısı olan alanlara taşımamız lazım. İşte merdiven altında hemen ileriniz ya. Ya ben geldim selde. E, sel basmış. Ne var orada? Atölyeler var. Evet. E şimdi o, o insanlara bir yer vermezsen eğer e, orada kaderiyle baş başa bırakırsın yani. Hani bunu yapmak için de e, hem şehirdeki trafik yükünü hem hava kirliliğini hem de afet risklerini bertaraf etmek için bu sanayi tesislerini şehrin çeperlerine taşıyacağız. Hı. Yerleri belli yani planlandı. Tabii ki şehrin çeperlerine taşıyacağız ki oradaki lojistik hatla birlikte yapacağız. Bu kapsamda işte 108 milyar ciroya sahip bir sanayiden bahsediyoruz. 800 bin kişiye istihdam sağlıyor. Hı. Ve e, düzensiz sanayi işletmelerine baktığınızda %62'si düzensiz durumda şu an. Bunu yenilemek zorundayız. Yani Burada yönelerken de içeriğini de böyle yüksek teknolojinin üretildiği, ARGE'nin, inovasyonun merkezi olan ve bu bu manada da yurt dışına ihracat gerçekleştiren bir sanayiyi de bu değişimle birlikte yakalamak istiyoruz. Ve merkezi sanayi alanlarını da şehrin dışına taşıyarak bir taraftan da o şehirdeki trafik sorununu, problemini yapacağımız o lojistik merkezleriyle birlikte şehrin Kuzeyine taşımak hedefimiz. Yine e, şehir meydanları. Aha. Yani meydanlarda biz bütünleşiyoruz. Şehir meydanlarının yenilenmesi bu manada hem depremde toplanma alanı vazifesi görecek... ...hem de orada insanlarımızın bütünleştiği yerler haline gelecek. Şehir meydanlarımızı yenileyeceğiz. Bir de o tarihi meydanların ihyası var. Ki İstanbul'un neresine giderseniz gidin bir tarihi eserle karşılaşırsınız. E, bu manada da işte... Eminönü sahilinde yapacağımız bu düzenleme. Bakın bu eski hali, evet. mevcut durumu. Ve yeni yapacağımız e, düzenlemeyle birlikte Haliç'ten başlayıp yeni kapıya kadar e, burada huzur içerisinde aynı bu görseller ki bunlar birebir çalışılmış projeler. E, az ilerisinde buranın hemen az ilerisinde şey e, orayı gösterelim. E, Sirkeci tren garımız var. Orayı da Turizm Bakanlığı ile birlikte e, çalışmalar yapılıyor. Deniz e, turizm... doldurulmayacak değil mi başkanım? Efendim, deniz aynen, deniz falan yok. Mevcuttaki bakın aynısı işte. Bu e, çirkin görüntüyü kaldıracağız. Burada milletimizin huzurla, güvenle gezeceği bir halan haline gelecek. Hemen arkada e, ne olacak? Sirkeci tren garı e, bir müze haline gelecek. Orada o müzede vatandaşlarımız vakit geçirecekler. Aynısını nerede yapacağız? Haydarpaşa'da. Haydarpaşa, e, Üsküdar sahiliyle başlayıp Kadıköy sahilini modaya kadar o o sahili birleştireceğiz ve orada da Haydarpaşa'yı yine Turizm Bakanlığımızda bu proje çalışılıyor. Orayı da bir Anadolu yakasında, bakın burası o da, bir müze haline gelecek ve Haydarpaşa, Kadıköy meydanı moda aksında bir tarih aksı, bir kültür aksını İstanbul'a, İstanbullulara kazandırmış olacağız. Bunun dışında tarih yarımadayla ilgili çok güzel projelerimiz var. Süleymaniye çevresini yenileyecek e, ve orada Süleymaniye çevresinde Mimar Sinan'ın mezarı var gidin bakın şu an Kiptaş'ın elinde olan proje yıkık halde orada bekliyor bir çivi çakmadılar bir tane çivi çakmadılar şimdi finansı var projenin e, e, detayı var ruhsatı her şeyi var ama bir çivi çakmadılar niye? öyle bir hedefleri yok amaçları yok şimdi siz İstanbul'un istihdamını arttırmazsanız İstanbul'un gelen o turist sayısını arttırmazsanız şehir mutlu olmaz. Şimdi sana ecdat burayı emanet etmiş. Bakın. Şimdi bu projeyi biz inşallah gelir gelmez Süleymaniye çevresindeki bu düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Hı hı. Ve e, bu manada e, burayı çok önemsiyoruz. Yine Ordu Caddesi e, burada sokak sağlıklaştırma bakın şu halde mevcut durum. Hemen buraya Çemberli Meydanı burada güzel böyle bir cephe yenileme, sokak sağlıklaştırma projesi aslında uygun bir şekilde tarihi gün yüzüne çıkarmış oluyoruz. Bakın oradaki tarihi eserlerimiz ee, e, bir gittiğinizde hani biz Avrupa'ya gittiğimizde böyle gezdiğimiz meydanlarda özeniyoruz. Ya bizim de böyle meydanımız olsa bizim de efendim tarihi eserlerimizi korusak. Ya yani 5 yıldır surlarla ilgili bir ilerleme kaydedemediler ama ne var orada biliyor musunuz tabela var. Reklam var, her şey var. İçeride Hı -hı. çalışan yok. Üsküdar'da sahil kapatmışlar. Sahil yolu öyle. Tamam. Evet. Kapatmışlar. Orada her türlü reklam var. İçeride çalışan yok ama. Ya bu nasıl bir anlayış? Dolayısıyla biz e, e, bu tarihi yarımada da, da bu projeleri gerçekleştirerek burada bir turizm master planı çerçevesinde e, bu master planla birlikte turistlerimizin gidiş güzergahında huzurla gezebileceği. Hı hı. Yani orada bir e, e, engelli koşusuyla değil de e, indiğinde turistin e, tüm sokakları o ruhu hissedebileceği, gerek yerli gerek yabancı hı hı. E, misafirlerimizin, vatandaşlarımızın orada güvenle gezebileceği bir master plan çerçevesinde bu projede tarihi yarımadanın her alanında evet. inşa edeceğiz ki bu da kentsel dönüşümdeki Başka bir projemiz, başka bir bakış açımız. Peki şimdi turistin de huzurla rahatça gezebilmesi için, evet. İstanbul'un da rahatça gezebilmesi için önce trafiğin açık olması evet. gerekiyor. A Dolayısıyla <laughs> yani evet. İstanbul'un en büyük sorunu trafik. E, trafik sorununu nasıl çözeceksiniz? Bunu çözmenin bir yolu, yöntemi, bir formülü, bir sihirli değneği var mı? Var. Ya, i̇zninizle bir soru sorabilir Buyurun. miyim? Buyurun. Kentsel dönüşümle ilgili. Şimdi Mayıs seçimleri öncesinde seçim beyannamesinde AK Parti, İstanbul için yarısı bizden e, kampanyasını vaat etti ve e, kentsel dönüşümle ilgili bir vaatte bulundu zaten. Sizin de vaatleriniz var. Aynı şey, aynı projeden bahsediyoruz, İki farklı projeden bahsediyoruz. Şimdi e, bu topyekun yapılması gereken bir şey Fadime Hanım. Yani kentsel dönüşümle mücadeleyi e, tek bir elden yürütemezsiniz. Yani bütün paydaşları, vatandaşı, belediyesi, devleti, tüm kurumları hep birlikte topyekun, e, bu işe elini taşın altına koyarak müdahale etmesi gerekir. O projeyi biliyorsunuz biz e, Mayıs e, seçimler öncesi açıkladığımızda yine yapmayacaklar seçim yatırımı falan filan dediler. Şimdi e, yarısı bizden kampanyası e, kararlı bir şekilde yürüyor. E, hatta ilk e, temellerimizi tuzla da attık, binaların yıkımları gerçekleşiyor. Şimdi bakanlığımız zaten o kapsamda 350 bin konut yapacağını söyledi. O 350 bin konuta biz de e, 300 bin konutla Toplamda o 650 bin konutun dönüşümü gerçekleşecek. Ama Büyükşehir Belediyesi olarak biz sadece yarısı bizden, Büyükşehir'den olarak 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Yani Orada o da, yapılmamalı denilen 650 bin konutun, e, Sayın İmamoğlu'nun yapılmamalı dediği 650 bin konutun 350 binini Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı ve Merkezi Hükümet 300 binini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kiptaş yapıyor. Doğru mu anladım? Sana? Yok öyle değil. Ee, şöyle, 650 bin konut zaten bizim 300 binini yarısı bizdenle yapacağımız. Tamam. 250 bin konutu vatandaşımızın, özel sektörümüzün el ele verdiği o evet. imar düzenlemeleriyle birlikte yapacağımız 100 de kiralık yani. konutu e, eklediğinizde 650 bin. Onun bakanlığı üzerinde de 350 bin bakanlığın ki de bakanlığı var. Yani. Yani. yani Bizim hedefimiz 5 yılda o İstanbul'da acil dönüşmesi gereken, Konutların dönüşümünü sağlamak, 10 yıl sonra da artık o deprem riskini tamamen ortadan kaldırmak. İnşallah. Ee, aynısını ulaşım içinde aslında koyduk. Şimdi geçelim ulaşıma da getirsin Uğraştıran arkadaşlar. değil, ulaştıran bir İstanbul hayalidir. Çünkü e, bugün İstanbul'a baktığınızda gerçekten trafik bir çile haline gelmiş. Hı -hı. İstanbullular ne, nereye gideceğini biliyor ama ne zaman varacağını bilmiyor. Ve trafik e, katlanarak artıyor. Yılda e, 288 saatini İstanbullular trafikte kaybediyor. Ve ömrümüzden üç buçuk yılı çalıyor. Üç buçuk İnanılmaz. yıl. Yani üç buçuk yılı biz trafikte geçiriyoruz, sevdiklerimizden ayrı, uzak bir şekilde maalesef e, böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Şimdi 2019'da bakın trafik yüzde 47'ymiş, trafik yoğunluğu. Hı hı. 2024'e geldiğimizde trafik yoğunluğu yüzde %64 64'e çıkmış ve pik saatlerde yüzde 90'a varan yoğunluklar yaşıyoruz. Yüzde 90 bunların hepsi gerçek verilerdir. Yine bu manada baktığınızda ortalama trafik hızı 2019'da 60 kilometre saatle biz gidebiliyorken 2024'te 42 kilometre saate düşmüş. Yani trafik hızı yavaşlamış. Neden? Çünkü o yapılması gereken yatırımlar, ilave yatırımlar yapılmamış. Ortalama yolculuk süresi de 45 dakikadan 58 Dakikaya çıkmış. Şöyle düşünebilir: nüfus artış hızıyla bu yoğunluğun bir alakası olabilir mi diye. Nüfus artmamış. Bir, artmamış mı? Artmamış, Hı. aksine düşmüş. Yani tamamen yapılmaması kaynaklı aksine olarak düşmüş, diyorsunuz. Aksine e, düşmüş, turistimiz 18 milyona yakın turistimiz var ve İstanbul'un e, bu yıl baktığınızda nüfusu düşmüş durumda. Hı. Yani. Bir de zannediyorum yine Avrasya hattı, 3. köprü, e, Marmaray bunlar da yukarıdan yapılması Yük almış Ulaştırma rağmen... Bakanlığımızın da birçok projesi metrosu yapılmasına rağmen e, maalesef o e, koyulması gereken irade ve en önemlisi de bakış. Hı hı. Yani metrobüs güzergahında e, 2019'da da 800 bin yolcu taşınıyordu. Şimdi de baksanız 800 bin yolcu taşınıyor veya 850 bin taşınıyor. O günkü araç sayısıyla bugünkü araç sayısını kıyasladığınızda Araç sayısı fazla ama kaza sayısı, yanan otobüs, yanan metrobüs, efendim işte orada otobüs duraklarında bekleyen kuyruklar, artan Hı -hı. kuyruklar, oradaki çile daha fazla. Neden acaba? Neden? Çünkü oradaki işletmeye ilişkin bir bakış açısı yok. Yani burayla ilgilenilmediği için yarı Hı -hı. zamanlı belediyecilik diyoruz biz ona. Yarı zamanlı belediyecilik yapıldığı için sorunlarla da ilgilenen kimse yok başka işlerle uğraştıkları için buraya vakit kalmıyor. Dolayısıyla yani bizim bu işleri yapmamız için de e, hedeflerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Onların hedefleri e, 230 kilometre metro sözü verdiler. Hı sadece hı. 8 kilometre metro yaptılar. 5 koca yılda. Siz ne kadar yapacaksınız? 8 kilometre. Açtık pardon, diye reklam mi? yapılan e, 47 kilometrelik hattın sadece 8 kilometresini yaptılar. Hı hı. Yani dolayısıyla ko koca 5 yılda yapılan bu yeni bir tünel yok. Yeni bir tünel yapılmamış. E, yapılan projeler işte iptal ettikleri hatlara hafriyat dökmüşler. Evet. sanca. Ve iptal edilebilmesi için de mahkeme kapılarında yani nerede hayırlı bir iş varsa milletin hayrına orada mahkeme kapılarında o işleri durdurmak için de mücadele etmişler. Geçelim buraları. Bunların ne yaptığını milletimiz biliyor zaten. Hı hı. Efendim, Çamsakura şurada azilerimizde evet. dünyaya örnek şehir hastanesi yapılmış. Yolu yapılması gerekiyor, yapmamışlar. Gerekiyor. Efendim, Dolmabahçe Levazım tüneli yapılması gerekiyor. Hı hı. Ya iptal etmişler. E, hep aynı işte maalesef e, senaryolar. Şimdi bizim hedefimiz ne? Mevcutta %26 raylı sistem var. %72'de karayolu var. 2029'da biz raylı sistem ağırlığını %37'ye çıkarmak istiyoruz. Evet. Ve 2029'da karayolunu da %60'a düşürmek istiyoruz. Yani insanlarımızın daha fazla toplu ulaşım kullanması önemli. Deniz ulaşımını %3'e çıkararak da denizi kullanmamız lazım. 2034 hedefimiz ise dünya metropollerinde olduğu gibi %48 Raylı sistem, hı hı. %48 karayolu ve deniz ulaşımını da iki katına çıkarmak istiyoruz. Neden deniz ulaşımı önemli? E, ya iki tane denizimiz var e, ve İstanbul'un e, her yakasında denizle ulaşabileceğiniz evet. bir e, coğrafya. Hı hı. Bu coğrafyayı kullanmak zorundayız ve en önemlisi de Allah göstermesin bir afet esnasında deniz ulaşımı bizim için çok kritik öneme sahip. O yüzden de deniz ulaşımını kullanmamız gerekiyor. Pahalı olabilir, zarar edebiliriz, hiç önemli değil. Orada önemli olan milletimizin huzuru ve güvenliği. Getireceği fayda. Evet, faydasına bakacağız. Devam edelim. Şimdi bu çerçevede hedefimiz 64 dakika olan yolculuk süresini 39 dakikaya bu düşürmek. 5 yılın sonunda mı? Bu 10 yılın, yılın sonunda. 10 yılın sonunda. Bu projeler yaptıktan sonra şimdi metro işine bakalım. Metroda e, bizim amacımız ilk 5 yılda ee, şu an 328 kilometre metro hattımız var. Bunu 650'ye çıkarmak istiyoruz. İki katına çıkaracağız. Hı hı. Ve 2034'e geldiğinde İstanbul'un 1004 kilometre metro hattı olacak. Ve metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmayacak. İlk etapta yapacağımız e, projelere bakacak olursak evet bakın şu an 332 kilometre raylı sistemimiz var. Hı hı. E, ve bu manada işte Ulaştırma Bakanlığı tarafından ee, devam eden e, ve toplam 2029'da ulaşacağımız raylı sisteme hattımız 650 e, kilometre olacak ve e, en önemli hatlardan biri işte Tüyap'tan başlayıp e, burada Harami Dere, Beylikdüzü, Avcılar, e, Sefaköy, İncirli e, yine buradan Yeni Kapı'ya ulaştıracağımız hı hı. bir hat ve yine İncirli'den devam edip e, burada e, Eyüp, Gazi Osman Paşa Hattını alıyoruz, bakın burayı Boğazı geçiyoruz, ee, Anadolu Yakası'na geçiyoruz ve buradan Söğütlü Çeşme'ye bağladığımız bir hat var. Bu hat çok çok önemli. Niye? Şimdi bu metrobüsteki çileyi bitirebilmeniz için metro yapmanız lazım. Başka türlü bitmez. Evet. Ee, bu metroyu e, biz göreve gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden biri bu, bu hat. İkincisi yine Mescidi Selam, Sultan Gazi... Ee, buradan Gazi Osman Paşa, Eyüp ve Veznecilere bağlayacağımız hat var. Hı hı. Bu yine çok önemli. Ee, diğer hattımız ise Söğütlü Çeşme'den Cevizli'ye gidecek hattımız. Bugün ben şeye gittim, İstanbul Teknopark'a gittim. Çocuklar diyor ki biz buraya gelemiyoruz. Öyle bir teknopark var ki 300 küsür bin metrekare kapalı alan var. Orada 5 milyar lira e, şey almışlar sermaye desteği. 5 milyar lira çocuklar, gencecik çocuklar. Şimdi ya biz oraya o tesisi yapmışız, sana düşen oraya ulaşım sağlamaktır. Ya yani evet. bir otobüs hattı bari koy, metro yapamadın hadi. Onu da koymamışlar. Şimdi işte o yüzden e, bizim e, buradaki Kurtköy, Tabiye Gökçen hattı bizim için çok çok önemli. O hattı yapacağız. Bir de e, burada Yeni Doğan, Sarıgazi, e, yine Samandıra metro hattını yaparak. Şimdi bu kuzeyden giden bir hat var bakın. Evet. Bu da İstanbul Havalimanı'na doğru. Bu da ne? Bu aslında yeni bir lojistik hat. Ee, bu da çok önemli. Şu an geceleri Marmaray'dan lojistik gittiğini biliyor musunuz? Marmaray'dan lojistik gidiyor. Yani Anadolu'dan Avrupa'ya. Tren yük taşıyor. Evet. Yük treni. Şimdi geçiyor. bu dolmak üzere. Hı. Yani e, biz buna bir an önce başlamazsak eğer o Marmaray'daki hat dolacak ve e, lojistik yine e, karayoluna kalacak. Yani ilave yük demek. Şimdi bu da. Ee, Sabiha bağlayan, e Sabia Gökçenle Atatürk Havalimanını bağlayan bir lojistik hat. E, bu da yine e, Kuzey Marmara Otoyolu'nun içinden geliyor ki o biliyorsunuz otoyol yapılırken orası e, tren eee köprü için diyorsunuz. Tabii, tabii. Yavuz Sultan Selim. Tabii tabii ona suyursun. uygun yapıldı. Hı hı. E, dolayısıyla bu hattı da yapmamız İstanbul'un lojistiği, ülkenin ihracatı adına çok çok önemli. Bu tarihi İpek Yolu dediğimiz hat aslında. Yani şu bizim Halkalı'ya gelen bir tren yolumuz var. Bir başka raylı sistemde Sabiha Gökçen'den İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. Evet. Evet. TCDD yani, raylı sistemi mi bu. E bu hızlı daha hızlı olacak. hızlı hızlı ray diyorlar ona. Hı hı. fazla arada da durak yok bakın. Bu hem hı. toplu taşıma yapacak. Hı hı. İki havalimanını birbirine bağlayacak. Oradaki işte Tuzla'dır, Pendik'tir. Çekmeköy'dür, Samandıra'dır. Oradaki vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayacak. Aynı zamanda da bakın bir ulaşım ağıyla birlikte çözmüş olacağız. Neyi getirecek bu? Şu an İstanbul'da ağır vasıta yükü yaklaşık yüzde yirmi Yani günlük hmm. araç trafiğinin yüzde yirmi ağır vasıta. Çok Şimdi işte bu lojistik hatları yapmaz. Buralara lojistik merkezler kurmazsanız eğer trafik sorununu halledemezsiniz. Evet. Şimdi bunu biz bir de lojistik hatlarla bağlayacağız. O onu gösterebilirse arkadaşlar. Lojistik hatların olduğu görüntü alalım evet. Şimdi bakın. E, hmm. burada 6 tane yeni lojistik hat getiriyoruz ve aynı şekilde Esenler ve Harem otogarlarını orada vatandaşlarımızla, oradaki esnafımızla birlikte hiçbir şekilde onların mağdur olmayacağı bir anlayışla otogarlarımızı da lojistik merkezle birlikte şehrin kuzeyine taşıyoruz. Niye? E, bu Kuzey Marmara Otoyolu onun için yapıldı. Yani e, otobandan geldiği zaman hemen e, İstanbul'un trafiğine girmeden deplase yapalım. Bir nevi çevre yol mantığıyla e, oradaki trafiği deplase edebilmek için yapıldı. Ve e, işte buradaki Avrupa Otogarı dediğimiz otogar şu an Halkalı'ya giden metro hattına bağlı. Öbür tarafta e, yine Anadolu Otogarı dediğimiz hat Kurtköy'de e, Sabiha Gökçen metro hattına bağlı iki ana a, otogarlarımızı böyle veriyoruz ve altı lojistikle birlikte de lojistik köylerimizi şehrin e, kuzeyine ve çeperlerine yaparak hem esnafımıza bu altyapıyı vermiş oluyoruz hem de bu destekle birlikte trafik yükünü de azaltmış oluyoruz. Şu an İstanbul'da ciddi manada e, lojistik problemi var. Hı hı. E, neden? Lojistikler şehrin içinde kalmış. E, ağır vasıta trafiği de dolayısıyla bundan Etkileniyor. Diğer bir projemiz de karayolu, karayolu tünellerimizi yapacağız ve bu kapsamda 122 kilometre tünel projesi hedefimiz var ve bu hedefle birlikte 88'i Avrupa, 34'ü de Anadolu'da olmak üzere 122 kilometre tüneli yapmak istiyoruz. Bu tünelde şehrin içindeki aslında trafiği rahatlatacak projeler olacak ve 2029'a kadar çayırbaşı gösterebilirlerse arkadaşlar. Çayır başını Evet. Tamam. Ee, bu da mevcutta bakın, 22 kilometre tünelimiz var. Bu tünel dışında mevcut yönetim maalesef herhangi bir tünel projesi e, yapmamış, bitirememiş. Olanı da iptal etti galiba değil mi? Evet. Olanı da kapattılar. Levazım, Levazım tünelini de kapattı. Aynen öyle. O evet. o proje de maalesef iptal. Halbuki o proje e, o kadar kıymetli ki orada Büyükdere Caddesi'nin trafiğini rahatlatacak bir projeydi. 70 dakikalık yolu 10 dakikaya indiriyor diye hatırlıyorum. Bir şey hatırlıyorum söyleyeceğim ben. Sayın Başkanım. Bu, bu son tarihde orası Beşiktaş bölgesi. Şişli Beşiktaş. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetiliyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek oy aldığı yer. Ve o tünellerin yapılmaması en fazla Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini zora sokuyor. Bu ya seçmene karşı bir bir duyarsızlık, bir, bir 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 saygısızlık olarak değerlendirilmez mi normalde? Yani, Kendi seçmeninize karşı. Yani. Evet. Ya öyle bir işte Nasıl bir siyaset? Ben ya bir siyasetçi olarak siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ben bak diyor ki ben yapsam da yapmasam da bana oy verir mantığıyla bakıyorlar. Tıpış, yani tıpış mantığı. e, hani ceketimi assam kazanırım mantığı var ya aynısı işte yani. Hani ben Çok iş yapsam da yapmasam da bana oy verir. Niye verecek yani? Hani sen e, seçmeni düşünmeyeceksin. Seçmenin ...rahatlaması adına, oradaki ulaşım sorununun çözülmesi adına... ...bir irade ortaya koymayacaksın. Milletimiz de sana destek olacak. Yok öyle ya ama. Yani olmayacağını e, inşallah 31 Mart'ta... E, ...Beşiktaşlı hemşerilerimiz de gösterecek. Evet. Ülasa e, 22 kilometre mevcut da tünel var. Hı hı. Bu tünele ilişkin... E, ...amacımız ilk etapta... E, ...2029'a kadar... E, ...bu ekranda gösterdiğimiz... ...maviyle gösterilen... 47 47,5 kilometre tüneli eklemek, ardından da 2034'e kadar da 74 kilometre daha ekleyerek 122 kilometre tünelimizi yapmak istiyoruz. Maviyle eklediğimiz ilk tüneller nereler? İşte işte burada Bayrampaşa, Esenler'den girip Kağıthane'deki şu Bomonti tüneline bağlayacak hı hı. bir tünel yapıyoruz. yine burada Dolmabahçe'den başlayıp çayır başına e, bağladığımız oradaki sarı yerdeki tünele bağlıyoruz ki bu tünel de neyi sağlayacak? E, ta o Kilios'tan gelen vatandaşlarımızı direkt Dolma Dolmabahçe'ye hatta hatta hı hı. E, burada gün görene kadar şehrin trafiğine girmeden e, deplase edilmesini sağlayacak ki e, bugün baktığınız o Levent aksında artık akşam sabah ciddi bir trafik var. E, yine e, burada Dolma e, Dolmabahçe'ye Güzergahında ciddi bir trafik var. Bu trafiği de e, şehrin o gürültüsüne girmeden deplase etmiş olacağız. Diğer önemli projemiz de e, burada Göztepe'den Bostancı'ya giden bir Hı -hı. tünel projemiz. Aslında bunların Göztepe-Bostancı'nın e, projesi de var. E, bu sayede e, e, D100 karayolundan hemen sahil yoluna bağlantıyı sağlamış olacağız ki orada E5'te de e, bir düzenleme, genişleme ...düzenlemesini yapacağız. İşte bu Göztepe... E, ...yine... ...buradan sahile giden projemiz. Bakın... E, ...bu da yapılmış görseli. Buradan tünelimiz girecek. Ve buradan... ...Bostancı'ya Bostancı doğru... E, ...bağlayacağız. E, ve yine yan yol düzenlemeleriyle birlikte... ...bakın yan yol düzenlemelerini yaptığımızda da... ...trafik hızıyla birlikte... ...şu da mevcut yoğun trafiği... ...şu hale getireceğiz. Bu da gerçek simülasyondur. Yani aynı trafik e, yol genişlemesinden sonra bakın bu hale geliyor. Çok başarılı bir iş. Evet. Bu da e, Anadolu yakası, yakası için önemli bir e, proje. E, tabii bunun dışında e, e, bisikleti e, ve bisiklet yoluyla alakalı. Evet bu da öbür tünel projemizin. E, görseli. Bakın Dolmabahçe Bu görsel daha e, şey oldu daha anlaşılır, anlaşılır oldu. Evet. İşte Dolmabahçe'den girecek Yapıldık bakın buradan geldi. girecek e, ve buradan ulus devazımı üzerinden Kilyos'a e, giden bir tünel dolayısıyla Kilyos'taki vatandaşımız Dolmabahçe'ye e, rahat bir şekilde ulaşabilecek ki buradan da bağlıyor biliyorsunuz işte e, Kağıthane'nin oraya kadar zaten tünelimiz var e, Şişli'den geçip <laughs> oraya gidebilecek. Peki. Evet Sayın kurum, e, bu projelerle ilgili şimdi kentsel dönüşüm, trafik, o kadar çok şeyi yapmaktan bahsediyorsunuz ki size hep soruluyor katıldığınız programlarda kaynak, e, bunların evet. bir maliyeti var. Siz de diyorsunuz ki e, bütçeyi belediye bütçesini iki katına çıkaracağız. Bu da aslında nasıl yapacaksınız sorusu da ayrı bir soru. Şimdi hali hazırda İspark'ın mesela zarar ettiği biliniyor. Şimdi e, baktığımız zaman ispark dediğimizde aracı park ediyoruz, boş bir alan bir fiş veriliyor ve vatandaş olarak bunun da parasını ödüyoruz. Hani bu da ayrı bir soru işareti nasıl zarar edebilir? Birincisi belediye bütçesini nasıl iki katına çıkaracaksınız tüm bu projeler için? İkincisi isparkın zarar ediyor olmasına ne diyorsunuz? Şimdi aynı anlayış hatırlayın, yani depremde biz e, işte bu kontları yapacağız bir yıl içerisinde, içerisinde vatandaşlarımızı oturacağız dediğimizde yine eleştirmişlerdi. Hatırlıyorsunuz, yani bu konutlar yapılamaz, yetiştirilemez. İşte biz bedava vereceğiz demişlerdi. Hatırlıyorsunuz hı hı. değil mi? Ee, biz Vatandaş itibar etmemişti ama onlar hani. Evet bedava... evet. Yani ağız dolusu vaatlerle bedava vereceğiz. İşte niye para alıyorsunuz, niye şöyle yapıyorsunuz demelerine rağmen milletimiz 11 ilde onlara gereken cevap verdi. 28 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye gereken cevap verdi. Yani e, vaadi kimin verdiği bu manada çok çok önemli. Hı hı. E, biz. ...bugüne kadar verdiğimiz her vaadi gerçekleştirmişiz. Ve bu, bu anlayışla bu projeleri hazırladık. Bilim insanlarımızla birlikte hazırladık. Projeci arkadaşlarımızla birlikte hazırladık. Ve bütçeyi iki katına çıkararak bu projelerin tamamının maliyeti 58 milyar dolar. Bunları çıkardık. Evet. Şimdi hem bütçemizi iki katına çıkaracağız. Bütçemizi verimli kullanacağız. Ya yani Bütçemizi bir örnek vereyim. Kamuoyuna da yansıdığı için veriyorum. Ee, işte Maltepe'de bizim yapmış olduğumuz o bir dolgu alanı var sahil. Hı -hı. O zaman da eleştirdiler şimdi e, oradan çıkmıyorlar. Şimdi orada hatırlayın e, iki gün Şölen Adı altında konserler düzenlediler evet. ve o konserlere 550 milyon lira para harcadıklarını da kendileri e, ilan ettiler. 550 Hı -hı. milyon lira. ya Bu basına yansımış bir işten bahsediyorum. Şimdi 550 milyon lira yansımış yerde e, iki günlük konsere harcanan parayla siz metrobüse ve e, metroya ilişkin yatırımları yapar, hı hı. o konseri de yapardınız. Yani konser dediğiniz işte 5-10 milyona istediğiniz konseri yapabilirsiniz. Yani ee, biz, bizim arkadaşlarımız da yapıyor. Yani bizler de yeri geliyor o konserleri yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla parayı nasıl nereye harcadığınız çok çok önemli. Şimdi 2018'de Bu arada şu bilgiyi de vereyim hemen. size. Son 10 dakikamız. Evet. Şimdi sorulacak sormak isteyen e, gazetecilerimizin soruları evet. vardır ama sizin de anlatmak istedikleriniz var. O yüzden bu evet. bilgisini vereyim siz yani, hızlıca anlatayım. Bakın biz 18 milyar lira genel bütçeden 2018'de pay gönderirken Hı hı. E, tam 5 kat arttırmışız. 2023'te geliri 104 milyara çıkmış. Yani merkezi bütçeden pay artarak devam etmiş. Hiçbir şekilde engellenmemiş, hiçbir şekilde kesilmemiş, hiçbir şekilde e, uh -huh. bu, bu buranın gitmesi adına e, bir engelleme faaliyeti yürütülmemiş. 104 milyar lira belediyenin kasasına girmiş. Evet. Ve genel bütçeden gelen pay gelirinin gelirinin %92'si olmuş. Eskiden neymiş? %71'iymiş. Yani öz geliri dediğimiz İstanbul kaynaklı gelirleri ama işte işrak şirketleri, ispark gibi evet. şirketlerden gelen gelir ama kendi ürettikleri kaynaklarla birlikte %70'e 30'muş. Şu an kaç olmuş? %8'e 92. Öz gelirini düşürmüş. Niye? O gelirleri doğru yerlere harcamamış. Aha. Doğru şirketleri doğru şekilde yönetmemiş. İspart niye zarar eder ya. Yani e, sizin söylediğiniz gibi evin ön, önüne park ediyorsunuz bir de para alıyor. Otopark da yapmadılar. Hani otopark yapsalar diyeceğim ki oraya hiçbir harcadılar. hizmet yok yani. Hiçbir hizmet olmamasına rağmen zarar ediyor. E, şimdi biz bu bir kere bu, bu işi doğru düzgün liyakatli ellerle yönettiğimizde e, zaten en verimli şekilde bu bütçeyi yönetiyor olacağız. Bir. İkincisi evet. biz öz gelirimizi arttıracağız. İstanbul kaynaklı gelirlerimizi e, şirketlerimizi o zarar eden şirketlerimizi kâra geçirerek, yine İstanbul merkezli ilave kaynaklar üreterek gelirimizi arttıracağız. Ve yine yapacağımız hem ulaşım yatırımlarında, yapacağımız yine e, bu toplu ulaşım yatırımlarında yurt dışından alacağımız kredilerle, desteklerle hı hı. birlikte doğru yöneterek biz 58 milyar e, dolarlık bu projeleri 5 yılda inşallah İstanbul'a kazandıracağız. Bunu... Geçmişte biz bakanlığımız döneminde gösterdik. Hı hı. Hani az önce de konuştuk. Sizin söylediğinize vatandaşımız inanıyor. Niye? Çünkü söylediğimizi gerçekleştirdik. Bizim bakanlığımızda da bütçemiz kısıtlıydı ama bütçemizi bir şekilde ilave kaynaklar üreterek o projelerimizi gerçekleştirdik. İnanmıyorsalar gidecekler 81 ile o 40 tarihi meydan nasıl yenilenmiş? Hı hı. 365 bin sosyal konut nasıl yapılmış? 72 milyon metrekare yeşil alan 81 ile nasıl kazandırılmış? Gitsin baksınlar. Onları nasıl yaptıysak bunu da aynı anlayışla e, kaynaklarımızı verimli kullanacağız. İstanbul'un kaynağı her yere yeter. Yeter ki doğru kullanın. Peki taksi meselesini hemen size sorayım. Siz demiştiniz geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkıp eksik plakaları tamamlayacağız. Bir eksiğimiz olduğunu yani taksi plakası anlamında biliyoruz demiştiniz. Bu ne olacak nasıl yapılacak? Tabii bu işin bir de taksiciler odası var. Ve buna ilaveten taksi hizmetinde kalite. İstanbul'un en büyük şikayetlerinden biri. Ne yapacaksınız? İstanbul'da taksi bir marka haline gelecek. Yani tüm dünya metropollerinde gördüğümüz e, e, taksi anlayışını biz İstanbul'a getireceğiz. E, ve burada önüne gelen taksicilik yapmayacak. Taksicimiz bu manada gerek dil eğitimi, hı hı. E, gerek kılık kıyafetiyle, gerek davranışıyla birlikte e, onlara o desteği vereceğiz. E, ve bu eğitimleri yaptıktan sonra bir merkezi işletim bünyesinde tek elden tüm taksi işini tek dijital... Merkezden yöneteceğiz. Ve bu çerçevede ilk önce elimizdeki malzemeyi verimli kullanmamız lazım. Verimli kullanamıyoruz. Hı hı. Yani şu an 20 e, bin taksimiz var. Ve bu taksileri tam anlamıyla verimli kullanamıyoruz. Merkezi taksi sistemiyle birlikte e, bilimsel verilere e, göre ihtiyacı belirleyeceğiz. Ve taksi plakasını arttıracağız. Hı hı. Arttıracağız. Ne yapacağız? Bunu ihale ihaleyle... Satışını gerçekleştireceğiz yani büyükşehir belediyesi olarak biz taksicilik yapmayacağız taksi e, 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 işiyle alakalı bir şeffaf bir ihale açıp o şeffaf ihalede e, rekabet içerisinde yeni taksi plakalarını vereceğiz ve e, dijital tek merkezden yönettiğimiz eğitim denetim ceza uygulamalarını getirerek e, eğer orada bir e, kusur varsa hı hı. o kusurun cezasını da vereceğiz. İyi bir şey varsa ödülünü de vereceğiz. Yani hep taksici de kötü olamaz. İki gün önce taksicilerle de birlikteydiniz evet. bir programda. Ne diyorlar? Mesela onlara da ihale yöntemi söyledim. için yani ne ben söylüyorlar? Bizim öyle bizim gizli işimiz yok. Ne Neyse aynısını anlatıyorum işte. Burada da anlatıyorum. Aynısını Hı -hı. onlara da anlattım. Nasıl karşılıyorlar? Ee, yani e, onlar da e, ihaleyle satılmasına karşı değiller ki. Onların karşı olduğu taraf şu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ben taksicilik yapmak istiyorum. Ya sen kanunen yapamazsın ki. Yapamayacağım bir şey niye istiyorsun? Yani kanun buna izin vermiyor. Ama diyorlar ki ısrarla ben taksi plakası kendim alacağım. Hı hı. Ben taksicilik yapacağım. Onların itiraz ettiği hı. konu o. Sonuçta biz masanın etrafında oturacağız. Muhataplar kimse? Orada doğru kararı alacağız. Oradan da kalkacağız. Yani biz birilerini memnun etmek için o masaya oturmayacağız. Memnun edeceğimiz kim? İstanbullular. Ve İstanbullularla ilgili o kararı aldıktan sonra da, onu da uygulayacağız. Kimse de önümüze geçemez. Ha bu bu noktada taksicilerin buna bir itirazı yok zaten. Yani onlar da diyorlar ki ihale yöntemiyle açın, kaç tane taksi plakası lazımsa verin diyorlar. Yani bizim haklarımız bu bu, bu noktada baki ise ki adam ruhsatıyla almış, ihaleye girmiş, almış plakasını. E, onların da öyle bir talebi yok bu açıkçası. Bu bahsettiğiniz merkezden yönetim sistemi. Çok sık gördüğümüz özellikle belli saatlerde ve belli noktalarda turistik noktaları başta olmak üzere duran taksi, trafikteki taksi, boş taksi, dolaşan taksi e, miktarını da azaltacak mı? Tabii ki şöyle yani Mustafa Bey. E, taksi tek, meydanında yürünmüyor taksiden biliyorsunuz. Tek uygulama olursa ya yani onlar orada... E, belli bizim şimdi durakların da hmm. İstanbul mimarisine göre yenilenmesini de inşallah gerçekleştireceğiz İstanbul'a yakışır taksi durakları olacak hmm. ve bu e, burada işte bu uygulamada biz İstanbul uygulaması yani mevcutta taksi çağırmak istiyorsunuz büyük taksi küçük taksi klasik taksi işte burada şoför ne kadar göreceksiniz size en yakın taksi hangisi hangisini istiyorsunuz markasına kadar ee, orada vatandaşımız bunu görecek. Geriz, dolayısıyla Uber, Uber uygulamasını falan andırıyor da. Evet. Yani dolayısıyla taksizimizin de orada gezmesine gerek yok. Duraklarında bekleyecekler. Gereksiz orada trafik yoğunluğu yapmayacaklar. Hı -hı. En yakın e, taksici kimse biz onu oraya yönlendireceğiz ve vatandaşımız orada güvenle huzurla e, oluşturacağımız o duraklarda taksiye binecek, yolculuğunu yapacak. Burada güven de çok önemli. Binen Yolcu için de taksici için de. Tabii ikisi için de. Taksici cinayetleri de var. Evet geçen de i̇şte, mesela evet, evet. İzmir'de. Ne yazık ki. Evet. Evet. Peki bu arada şimdi taksi konusunda veya başka başlıkta sorularınız varsa lütfen sorun ama trafikten bahsetmişken az önce Murat Bey. E, bir de İstanbul'da araç park etmek de bir sorun. Hani trafikte e, seyir halinde olmak sorun. E, peki bu... Otopark konusunda mesela sizin vaatleriniz arasında yeraltı otoparkını gördüm. Evet. Yeraltı otoparkı meselesini biraz açalım. Mesela nerelerde olacak? Yapılacağı ilçeler, yerler belli mi? E buna dair neler anlatabilirsiniz? Şimdi burada bizim hedefimiz 5 yılda 250 bin otopark yapmak ki bunun üstünde park yapalım istiyoruz. Niye? Hem oraya bir yeşil alan kazandıralım. E, deprem esnasında toplanma alanı vazifesi görsün. Diğer taraftan da otopark ihtiyacını karşılasın istiyoruz. Hı hı. Ve şu an e, gereksiz bir şekilde İspark ücretlerinin yüksek olduğu. Vatandaşımız gittiğimiz her yerde söylüyor. Orada da otopark ücretlerine %25 indirim yapacağız. Yine e, o dijital İstanbul çatısı altında... Biz hem afeti yöneteceğiz, hem taksi uygulamalarını yöneteceğiz, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yöneteceğiz. Aynı şekilde otoparkı da, dijital uygulamada vatandaşımız, bugün diyelim ki burada işte biz e, neredeyiz, Küçükçekmece'deyiz. Efendim Beşiktaş'a gideceksiniz, Beşiktaş'taki bir otoparka park etmek istiyorsunuz. Buradan, e, oradaki rezervasyonunuzu yapacaksınız. Ben işte 15 dakika sonra, 20 dakika sonra geliyorum, benim otopark yerimi ayırın. Doluysa o otoparkı değil, başka otopark edeceksiniz. Gereksiz. Hı -hı. ne trafikte zaman kaybedeceksiniz ne de orada bir yoğunluk oluşturacaksınız. Yani gidip bakıp yer var mı yok mu demeyeceğiz. Telefon üzerinden Ta uygulayabileceğiz. Bütün özel otoparklar yapıp dahil. Gidip özel otoparklar dahil hepsini e, biz tek uygulamada eee Park et uygulamasıyla birlikte e, sorunu inşallah çözüyor olacağız ve ilk yarım saat iSpark'lar ücretsiz olacak. Hı -hı. Yani ilk yarım saat işte orada e, alışveriş yapacaksınız. Diyelim ki acil bir işiniz var. İspark'a bırakıp yarım saat ücretsiz bir şekilde bu alandan faydalanacaksınız ve bu haliyle de göreceksiniz İspark zarar etmeyecek. Ker edecek. Ker edecek. Altını çizerek söylüyorum. <laughs> Ker edecek. Çünkü biz inşallah orayı e, e, becerikli, liyakatli e, arkadaşlarla, ekiplerle yönetiyor olacağız. E, bu da şehrin trafiği adına çok çok önemli bir iş <laughs> e, ve şehrin 39 ilçesine bu 250 bin otoparkı da inşallah kazandırıyor olacağız. Sorunuz var mı? Var. Yoksa ben bir soruyla var. daha araya girmek isteyeceğim var. ama buyurun. buyurun. Pek <laughs> çok kişinin merak ettiği önemli sorunlardan biri sayın kurum. Sahipsiz hayvanlar. Evet. Sokak hayvanları. Evet. Bu noktadaki projeniz nedir? Şimdi şöyle sahipsiz hayvanlar kısmı da aslında şu an İstanbul'daki maalesef mevcut yönetimin ilgisiz kaldığı konulardan bir tanesi. E, ve vatandaşımız bu manada e, oldukça huzursuz, endişeli. E, yani e, bir taraftan e, o sokaktaki huzursuzluk ve güvensizlik endişe yaratırken e, bir taraftan da e, maalesef o sahipsiz hayvanlarla ilgili e, hayvanların da e, o manada e, sokakta başıboş e, gezdiği bir durumla karşı karşıyayız. Ne Şimdi biz bu çerçeveye de 39 ilçede sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi yaparak 39 ilçede bu ön bakım merkezleri olacak. Burada hayvanlarımızın işte 39 ilçede bakımlarının, kısırlaştırma işlemlerinin, Aşılar. aşılama işlemlerinin, e, yapıldığı merkezler olacak. Buraya vatandaşlarımız e, sokak hayvanları ile ilgili şikayetlerini 39 ilçede bildirecekler. Ve biz bir kere konuyu bir kontrol altına almamız lazım. Şimdi şu an kontrolsüz bir şekilde büyüyor sorun. Evet. 2-3 sene sonra artık müdahale edemeyeceğiz bir duruma gidiyor. şimdi e, Ve bu konuya biz kayıtsız kalmamak için 39 ilçede sahipsiz rehabilitasyon merkezi yapacağız. Bir de iki yakaya e, 100 bin e, sokak hayvanını ee, Onun da varsa görüntüsü gelsin. Ee, 50 bin kapasiteli iki e, sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi yapacağız. Bakın bu da projesi çizilmiş ee, bir e, sahipsiz hayvan rehabilitasyon merkezi. Burada da e, o sahipsiz hayvanlarımızın bakımları yapılacak, aşıları yapılacak, efendim kısırlaştırma işlemleri yapılacak ve işin sonunda biz İstanbul'un sokaklarından o kadınlarımızın, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi ve korkuyu tamamen gidereceğiz. Evet. evet ve, asıl mesele biraz o. Evet. Asıl mesele hiç kimse hayvanlara zarar gelmesini istemiyor. Ama yani e, çocuğuna zarar çok, çoluk çocuğuna da yani. zarar gelmesini istemiyor. Çünkü e, saldırgan olmasa bile havladığında korkuttuğu çocuk kendini bir arabanın altına atabiliyor. Evet, evet. Ki yaşandı. Yaşandı yani evet. örnekleri Tek de. Çok yaşandı. Evet. E, bunları yaparak yani bu projeleri gerçekleştirdiğimizde inşallah o sokaktaki endişe ve korku da tamamen gidecek. Sayın Başkan, bir vaktin daraldığını anlıyorum. Evet. <laughs> Şimdi hani bunlar çok somut örnekler ve vaatler. Takvimi belli, bütçesi belli, planı belli. Ben sosyal belediyecilikle ilgili e, neler yapmayı planlıyorsunuz? Bunun bütçesi nedir, kaynağı nedir? Mevcut şu andaki yönetimin mesela sosyal e, belediyeciliğe, sosyal alanlara ayırdığı bütçeyi biliyor muyuz? Siz nasıl bir e, planlamayla, e, nasıl bir bütçe kullanacaksınız? Bunu merak ediyorum. Bir de e, sizin vaatlerinizin arasında bir nöbetçi kreş varmış. E, ...vaadiniz vardı bu gece çalışan anne babalarla ilgili olarak. Bu fikri çok beğendim çünkü hayat çok değişti ve gece çalışan insanlar evet. var. Polisler, hemşireler, doktorlar. Ee, biraz bunlardan bahseder misiniz? Evet yani e, bu manada da e, bir kere sosyal yardımda adalette olacağız. En önemlisi bu. Hak edene hak ettiği şekliyle sosyal yardımı e, götürüyor olacağız... Ee, ve istiyoruz ki vatandaşımızın her anında hep yanında olalım. Sloganımız da bu, anlayışımız da bu olacak. Ee, şu an baktığımızda İstanbul'da 8 milyon kadın, 1,5 milyon ev hanımı, 2,35 milyon genç, 1,5 milyon üniversite öğrencisi ve 4 milyon çocuk, 400 bin engelli, 1,2 milyonda 65 yaş üstü vatandaşımız var. Ve e, öncelikle e, burada Büyükşehir Belediyesi olarak biz haksız yere işten çıkarılan kardeşlerimizi işe alacağız. Ama onların yaptığı gibi haksız, hiç kimseyi işinden ekmeğinden etmeyeceğiz. Yani bu da yine bizim bakış ve anlayışımızı yansıtacak. Bütüncül ve kalıcı çözümler bu manada ortaya koymak istiyoruz. 7 gün 24 saat kreşlerimiz ki nöbetçi kreş dediğimiz... İşte diyelim ki bugün Fadime Hanım yayına geldiniz. Çocuğunuzu bir yere bırakmak istiyorsunuz. O kreşimize bırakabileceksiniz. Bize emanet edeceksiniz. Sonra da çocuğunuzu alabileceksiniz. 39 ilçeye hizmet edecek kreşlerimizi ve aynı şekilde 7 gün 24 saat hizmet verecek kreşleri inşallah birinci kazandırıyor olacağız. Yani Yine anne, yani var, polisler, polis gece memurları var. Tabii var. yani memurumuz var. Tabii, tabii. Çalışan işçilerimiz var. Yani gece oluyor yani tabii. hastalığı var, sağlığı var. Bir yere tabii. bırakmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bize emanet edebileceksiniz. Büyükşehir Belediyesi'ne çocuğunuzu emanet edeceksiniz. E, ve e, 0-6 yaş ailelerimiz çocuklarıyla birlikte ücretsiz seyahat edebilecekler. Hem anne hem baba e, çocuğuyla birlikte ücretsiz seyahat etme imkanına erişecek. Yine e, adaletli su tarifesi getiriyoruz. Yani nüfusa ve oradaki gelir durumuna göre e, bir tarife uygulayacağız. Vatandaşımızın nüfusu fazlaysa, geliri azsa... E, oradaki e, tarife bedeli daha düşük olacak. Bir şablon belirliyoruz evet. o zaman. Yani iki çocuklu bir ailede de aynı tarife uygulanıyordu, sekiz çocuklu bir aileyde aynı evet, tarife. Evet, siz evet. sekiz çocukluya biraz İndirin daha olsaydı. fazla e, düşük evet. fiyattan su vereceksiniz. Evet, evet. evet su tarifesi olarak bunu değerlendirdik e, ve kadınlarımıza yine ilk işini kuracak 100 bin kadıncı, kadın girişimcimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Niye yapıyoruz bunu? İstiyoruz ki kadınlarımız üretsin. İstihdama katkı sağlasın ve kuracağı atölyelerde biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 100 bin girişimci kadınımıza 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Kadınlarımızla ilgili yine ismekte kuracağımız e, o atölyelerle e, kad eğitim kadınlarımıza evet. eğitim vereceğiz. Yani çok önemsiyoruz biz bunu. Evet. Yani Meslek sahibi olsunlar. Farklı alanlarda kendilerini yetiştirsinler. Yani ev, ev kadını olabilir, çalışan olabilir. E, çalışıyordur. Mesela bugün ben bir e, kimya mezunu bir gencimiz e, robot üretmiş, e, öğrenmiş, yani. gitmiş yazılım kursu almış robot üretmiş. Dolayısıyla onun desteklenmesi tutu... gerekiyor. Evet, gerekiyor, yani tabii. desteklenmesi lazım. E, şimdi çocukların İstanbul'u başlığı altında da ilkokul çağındaki çocukların hepsine beslenme desteği vereceğiz ve aynı şekilde ilk öğretim okullarımıza güvenlik ve temizlik hizmeti desteği vereceğiz. İstiyoruz Hı -hı. ki İstanbul'da eğitim kıymetli olsun. Eğitimi e, kıymetli hale getirebilmek için de bu yatırımları biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, ailelerimize verelim. Bu çok büyük bir proje. E, müthiş bir proje. Neden bunu yapıyoruz? Ya istiyoruz ki gençler daha iyi şartlarda yetişsin. Daha özgüvenle yetişsin. Ailelerimiz endişe içerisinde olmasın. Çocuğumu göndereceğim mi acaba orada bir e, evet. işte acaba ilave bir masrafım olur mu gibi endişe içerisinde olmasın. Ve iki öğretim öğrencilerine de İstanbul ulaşımını ücretsiz hale getiriyoruz. İlk öğretime gidecek tüm öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden, ulaşım hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecekler. Yine gençlerin İstanbul'u, bu da çok önemli. Biz başta dedik ki bu iş bir kadın hareketi, gençlik hareketi olacak dedik ve gençlerin İstanbul'unda da öğrenci evlerimize 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz, öğrenci evlerimize evlerinde bu destekle birlikte gençlerimiz bir nefse de olsa hani gelir şeylerini giderlerini. Biz, biz kötü giderle... zamanda öğrencilik yapmışız. Giderlerini, Aynı şeyi düşündüm. Kısmış olacağız. Üniversite <laughs> öğrencilerimize 10 bin lira burs desteği vereceğiz. Tüm üniversite öğrencilerimize 10 bin lira Büyükşehir Belediyesi'nde her yılda güncelleyeceğiz. 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz. Şart falan herhangi bir şart. Üniversite mi? öğrencisi olmasın. Yani üniversite öğrencisiyse bize gelip başvuruyoruz. Mustafa Bey size katılıyorum. Biz yanlış zamanda öğrenci olmuşuz. <laughs> sonra lira, sonra yine ilk işini kuracak e, gençlerimize 100 bin lira aynı kadınlarda olduğu gibi sermaye desteği vereceğiz. Niye? O da e, işte bugün gördüm ben e, gencimiz ufak bir e, ofisle gitmiş işini kurmuş e, 15 milyon lira yatırım desteği almış. 15 milyon lira. Yani bir masa ve bilgisayarla yaptı bunu. 2-3 arkadaş. Evet. E şimdi hani parayı nereden bulacağız diyorlar ya. Bugünkü İstanbul teknopark'ta 5 milyar lira yatırım almış. E sen böyle bir iş kurduğunda zaten yatırım kendi içinden çıkıyor ki. Yani oradaki gençlerle beraber ol. Onlara destek ol. E evet. Onlar zaten o yatırımı getiriyor sana. Fazlasıyla getiriyor. Şimdi Sayın Başkanım özellikle Teknofest'lerden sonra bu deneyaplar, atölyelerden sonra o kadar çok genç icat etmeye ve bunu yapmaya uygulamaya başladı ki bu artık bir e, sosyal hayatın bir gerçeği yani siyasetçilerin yerelde de bunu yapması da gerekecek. Bu yeni siyaset herhalde yani yeni siyaseti. İşte biz yeni de dönem o yüzden siyaseti. hadi ben 39 ilçeye paylaşımlı ofisler kuracağız. Gençlerimize vereceğiz ve orada gerek bir masa e, gerek toplantı masasını böyle çok uygun şartlarda her türlü hizmetlerin verildi, uygun şartlarda gençlerimize o imkanı sunacağız. Ve orada iş kurabilecekler. Evet. Yani o paylaşım ofislerde, Büyükşehir çatısı altında, o deney yap atölyelerinde, efendim o atölyeleri e, teknoparklarla entegre ettiğimiz, yeni teknoparkların kurulduğu bir İstanbul'da. Ve bir pazar da oraya herhalde entegre edilmeli. E, dijital pazarlamadan tutun da biz onlara her türlü desteği vereceğiz. Emin olun kat ve kat fazlasını gençler zaten size getirecek. Ya. Evet. 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 Yani nasıl bütçe bulacaksın diyor. Bütçe var zaten. Evet. Yani bütçe, Bütçe gençler. Ya gençlere siz yeter ki destek olun gençlerin önünü açın onlar her şeyi yapacaklar bakın emin olun bizden daha ilerini yapacaklar yeter ki o desteği onlara sunalım ve biz bu manada gençlerimize hem sermaye desteği vermiş olacağız hem paylaşımla ofis desteği vermiş olacağız hem de ilk evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceğiz İstiyoruz ki onlar daha güvenli baksınlar geleceğe ya emin adımlarla gitsinler ve gençlik bizim için sadece yarının karar vericileri değil, bugünün de paydaşları, bugünün de ülkenin büyümesi, gelişmesi adına karar vericileri. O yüzden biz onlarla bugün karar vereceğiz. Ve o kararı beraber uygulayacağız. Evet, Bu yaklaşımı çok sevdim. Muhtemelen evet, emekliler diyorsun. diyor ki şu an, gençler gençler ya biz emekliler. Emeklilerimizi <laughs> unutmadık. <laughs> emeklilerimize de e, ayda 2500 lira e ihtiyaç sahibi emeklilerimize Büyükşehir Belediyesi'nden destek vereceğiz. Yaşlı bakım merkezlerimiz. Geçen ben Davrolazi'ye gittim. E, çok o kadar önemli. güzel ki oradaki hmm. yaşlılarımız. Şimdi onların sayısını arttırmamız lazım bizim. Yani nüfusumuz da yaşlanıyor. Neticede evet. bu ihtiyaç. Yani gündüz ee, nasıl çocuğumuzu bir yere bırakma ihtiyacımız varsa bazen e, yaşlı engelli vatandaşlarımız için de bu ihtiyaç var. Hem yani, sosyal o, sayın, hayattan kopmamaları. Sosyal hayat çok yani, önemli. Yani e, oraya evet. e, bırakabilecekleri, de orada de onların de. huzurla vakit geçireceği yani e, 75 yaş üstü yaşlarımızı takip edeceğimiz bir sistemimiz olacak. Ne dijital İstanbul çatısı altında dijital beyaz masamız olacak. E, dijital hizmetleri e, ...alabileceğimiz bir anlayışı, afeti simüle edeceğimiz, dijital İstanbul'un ikiziyle bu simülasyonu gerçekleştireceğimiz... ...ve her hizmeti dijital olarak tek bir merkezden yöneteceğimiz bir anlayışı getireceğiz. Ki bu manada diyelim ki bir eksik gördünüz, e, siz telefonunuzdan, tabletinizden o eksiği direkt bana iletebileceksiniz. Direkt benim ekranımda onlar günlük takip edilecek, ilgili birimlere talimatları gidecek... O talimat gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi hani Mustafa Bey siz az önce söylediniz ya işte ha, evet. Cumhurbaşkanımız saat evet. 2'de daire başkanını arıyor. Hmm. Aramamıza gerek kalmıyor. O gerekirse o talebin e, ta, takibi ta, Talebin takibini yapacağız ve yapılmış mı yapılmamış mı oradan e, arkadaşlarımızla birlikte süreci birebir takip etmiş olacağız. Yapılmadı ya bunun e yapılmamış o mekanizmayı dijitalleştirmiş evet. oluyorsunuz siz yani evet. çağa uydurmuş Ve kayıt oluyorsunuz. kayıt altına dalmış oluyorsunuz. kayıt altına da almış oluyorsunuz. Yani Ve memnuniyeti de ölçeceğiz. Yani ben gidiyorum mesela işte Pendik'te bir tane sanayi istesi. Yok efendim ilçe belediyesinin sorumlunaydı, büyük şehrin Yok büyükşehir söyledik yapmadı Hayır, falan. Yani. falan. Hmm. Ya sonuçta vatandaşın sorunu yani büyükşehir şehir yapması gereken işi yapmamış. Bakacağız. Ha niye yapmamış? Yani bunun nedeni ne nedenini, e, nedenini e, orada sorgulayarak işin takibini yapacağız. Vatandaşımıza da bu hizmeti götürmüş olacağız. Elim bitiyor ha. mu? Vallahi bir şey söyleyeyim beni de. Uyarmıyor. Sorarım çünkü çok iyi gidiyor. Şöyle, <laughs> şöyle bir adaletsizlik olmasın diye. E, çünkü biz hani e, Cumhuriyet Halk Partisi e, yani sizin muhalefet partiniz aynı zamanda e, yerelde iktidar olunca e, ta başlamadan yaptırtmadılar, ettirmediler, engellediler, bahanelerini duymaya başladık. Şimdi de son tahlilde ortada bir şey olmadığını görüyoruz ve bundan dolayı da bir şey var, bir 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 kaygı var anladığım kadarıyla. Neden kaygıdan söz ediyorum? Ankara'da da bir örneğini gördük. Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayının panolarının, reklam panoları, tanıtım panolarının önüne korsan panolar konulmuş. İstanbul'da da sizin afişlerini zabıtalar indirmiş diye duydum. Yani ya ne ya, nedendir ya, bu ne? Neye ya, yarar bu sizce? İşte sorsanız demokrasiden bahsederler. adalet derler, hak derler, hukuk derler ama maalesef söylem dışına geçemediklerini her zaman bize ispat ediyorlar. Yani bizim parasını ödediğimiz resmi Parayı da belediye mi ödüyorsunuz bu arada? Yok o elerde şirketler alıyor. Ha, belediye de vergi ödüyorlar. Belediye Reklam, de vergi tabii, ödüyor. Tabii, tabii, Parasını ödediğimiz billboardları belediyeleri zabıtalarını gönderiyorlar. Tamam mı? Binaları giydiremezsiniz. Yok efendim billboard parasını ödediğimiz billboarda gece geliyorlar kendi reklamlarını yapıştırıyorlar ya. Hani nerede demokrasi? Hani nerede hak? Hani nerede adalet? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu ya? Yani öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Nasıl bu işi perdeleyelim, Nasıl gündemi farklı gündemler peşine çekelim? Bu çaba içerisindeler. Ama ne yaparsalar yapsınlar, kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız. Çok net söylüyorum. <laughs> bu seçimi farklı alacağız. Peki. Yani son... e, tamam. ve demokrasi neymiş? Hak neymiş? Hukuk neymiş? Adalet neymiş? Biz 1 Nisan sabahı Geldiğimizde bütün İstanbul'a bunu göstereceğiz. Herkesi kucaklayan, herkesi o yönetim anlayışı içerisinde sahiplenen, kimseyi ötekileştirmeyen, dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi ne olursa olsun kucaklayan yönetim anlayışını, İstanbul'a sahiplenen, İstanbul'daki o deprem riskini ortadan kaldıracak, trafik çilesini bitirecek anlayışı inşallah 1 Nisan sabahı, e, ee, Saracane'de tüm İstanbullarla birlikte göstereceğiz. Son olarak o zaman bir soru. Madem mesele CHP'ye geldi. E, öyle bitirelim. Peki buyurun. Müsaade edersen. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta sonu e, içinde bulunduğu kargaşadan ötürü umutsuzluğa kapılan CHP'li seçmene bir çağrıda bulundu. Dedi ki eğer hizmet arıyorsanız, eser arıyorsanız biz buradayız. Hiç uzağa gitmenize gerek yok dedi. Muhtemelen sahada karşılaşıyorsunuzdur. Geçtiğimiz seçimlerde CHP'ye oy verip pişmanlık duyan seçmen. Çok. <laughs> e, bu vesileyle hem sahada onlara ne söylüyorsunuz diye sorayım. Bu vesileyle belki sahada sizinle tesadüf etmemiş bizi şu an seyreden e, elim kırılsaydı da vermeseydim diyen seçmene de ne mesajınız olacaktır? Ya şöyle yani hani e, Ömer Bey tabii ki biz e, seçmenimizin siyasi iradesine saygı duyuyoruz. E, hatta Bağdat caddesinde bir vatandaşımızla karşılaştım. Şimdi sen benden oy mu isteyeceksin falan yaptı bana. <laughs> dedim yok dedim verseniz de vermeseniz de biz sizi seviyoruz dedim. E, yok yok dedi şaka yaptım dedi vereceğim dedi. Şimdi şöyle görüyoruz biz yani geçmiş seçimde mevcut yönetime vermiş ama maalesef e, kırılmış bir İstanbullu var. Yani onlar gördüğünde de bizim bu projelerimizi gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyorlar. Ki benim özelimde de daha önce söylediğim hep işleri bitiren, verdiği vaatleri tutan biri olarak kendileri de değerlendiriyorlar. O bıkmışlık, artık o sorunların çığ gibi büyümesi onları oldukça rahatsız etmiş. Endişe içerisindeler. Ve bu endişeyi giderecek anlayışın da Cumhur İttifakı'nda olduğunu net bir şekilde görüyorlar. Bunu da söylüyorlar. İnşallah biz 31 Mart'ta o hizmet anlayışını İstanbul'a yeniden getireceğiz ve o İstanbul'un 5 yıllık üzülmüşlüğünü, kırılmışlığını gidererek yeniden o Türkiye yüzyılının parlayan şehri haline getirmek arzusu ve isteğiyle o projelerimizi İstanbullularla bir birlikte gerçekleştirdik. Gerçek. Hep bir son. Son, <laughs> son bir son. da <laughs> ama Yayının başından bu yana İstanbullu seçmenle ilgili olarak kullandığınız kelime hep bir kırılmışlık, üzülmüşlükten bahsettiniz. 2018 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasının tamamı umut üzerineydi. Yani bir umutluğu satarak, bir hayali satarak aslında seçime gitti. Yani İstanbul'u şu anda o hayal kırıklığını mı yaşıyor? Neden bu kelimeyle tarif ediyorsunuz? İyi ama öyle yani bugün gittiğinizde İstanbul'un her yerinde bunu görüyorsunuz. Yani işte trafikteki bekleme süresi, trafik hızı kat ve kat artmış. Deprem endişesi kat ve katmış. Bugün anket yapsanız, e, anketlerde ilk 3 sorun ne deseniz işte trafik gelir. Efendim deprem gelir. Otopark sorunu gelir. Tabii. Sokak hayvanları Tabii. gelir efendim e, taksi problemi gelir. E şimdi bunlara ilişkin e, maalesef ilgisiz bir yönetim anlayışı vaat var. Vaat vardı icra. O, e, yani 230 kilometre metro vadi verip 8 kilometre yaparsanız 115 bin konut yapacağım deyip 5 bin <laughs> konut yaparsanız otoparkla Hayat ilgili yeşil alanla ilgili hedefler verip bu hedefleri gerçekleştirmezseniz ve çıkıp da şimdi e, utanmadan sıkılmadan ben böyle bir vaat vermedim derseniz İstanbul'u ne <laughs> der? zaman ne der? Video ne güzel alet değil mi? Yani evet. o filmdeki gibi. Değil mi? Çünkü her şey kayıt altında. Yani e, maalesef böyle bir kırılmışlık var. Ama inşallah 31 Mart akşamı e, o kırılmıştı hep birlikte gidereceğiz. Bir de i̇nşallah. bir şey çok çok gene çok kısa. Uzatmayacağım. Neden uzatamayız? Çünkü bu açık anlatılabilecek bir şey değil bu programın kalan kısmında. Ama büyük projelerden bahsettiniz ve hakikaten tünel ağını, metro ağını vesaire filan gördüğünüzde Kafanızda bir şey canlanıyor. Ben çok net görebiliyorum. Fakat çok büyük proje 5 ile 2 dönem istiyor tamamı. bir Birinci dönem ve ikinci dönem diye siz ayırdınız ama bir klasiği vardır ya böyle seçimlerin işte 90 gün, 100 gün, 300 gün neyse ee, sizin böyle bir e, takvimlendirmeniz olacak mı böyle bir? yüz günlük proje plan vesaire falan açıklayacak mısınız? Tabii tabii. İçeriğini yani içeriğini isteyemiyorum bu, bu kadar. Bu projelerin bir, yok. bir kısmı zaten acil eylem planları çerçevesinde yapılacak Mustafa Bey. Hmm. Yani 6 aylık, bir yıllık eylem planları var. Tamam. Ee, o eylem planları içerisinde biz bir yılda acil yapılması gereken işler var. Tamam. O işleri yaparak zaten o rahatlatmayı bir sağlayacağız. Ardından da planlı bir şekilde öncelikli fizibilitesi yapılmış, önceliği ortaya konulmuş işleri teker 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 inşallah hayata geçireceğiz ve 5 yılın sonunda bir rahatlama e, tüm İstanbul'da görünüyor olacak. Şunu da söyleyeyim. Yani ya bizim e, böyle koltuk hevesimiz, efendim ikbal kaygımız yok. Ya ben Allah şükürler olsun e, e, çalıştım, çabaladım, tırnaklarımla buraya geldim. E, ben uzman olarak başladım. E, mühendis olarak şantiyede çalıştım. Şant şantiyeden sonra daire başkanı oldum, genel müdür oldum. Eee bakan oldum ve her görevde de üstüme düşeni yaptım. Şimdi de İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet etme arzusuyla buradayım ve bu vaatleri veriyorum. Bu vaatleri veremezsem de ben bundan sonraki süreçte çıkıp İstanbul'un karşısında şunu diyemem. Ya ben bir daha İstanbul'a aday olmak istiyorum. İstanbul'u yönetmek istiyorum diyemem. Benim böyle bir yüzüm yok. Böyle bir şey de istemiyorum zaten. Burada derdimiz İstanbul'un geleceği adına bu projeleri gerçekleştirmektir. Bu hayalleri İstanbullularla birlikte e, hayata geçirmektir. Ve bunları yapıyorsak eğer biz burada olmalıyız. Yapamıyorsak da böyle bir e, yönetme talip olmaya da e, gerek olmadığını düşünüyorum. Benim anlayışım bu. E, dolayısıyla o koltuğun hakkını vermemiz gerekiyor. İstanbul'un e, hakkını vermemiz gerekiyor. E, İstanbul öyle ihmal edilecek bir şehir değil. E, İstanbul'a gözünüz gibi bakacaksınız. Çocuğunuz gibi sakınacaksınız. Evet. Ee, bu anlayışta inşallah biz de olacağız. sonraki yayında çeteliği koyacağız vaatler tek tek çetelisi <laughs> ve sonra <laughs> bunun durumu ne diye video koyalım. ne güzel <laughs> bir alet evet, bu video ne hayalet. güzel <laughs> bir alet diye Bugün, soracağız bugünkü videomuz milat olsun, evet. olsun. İnşallah e, bir dahaki geldiğimizde siz bunları söylemiştiniz ama bunları gerçekleştiremediniz diye bize sorarsınız. Peki Ya da ne yaptınız diye sorarsınız. Ne yaptınız diye sorarız. Evet. Gerçekleştireceğinizden konuşuruz. şüphemiz yok. O yüzden şu bahsettiğimiz şey taahhüt çok gerçekçi bir taahhüt olmadı. Siz yaparsınız biz de hangilerini evet. ne kadar sürede evet. yaptınız İnşallah. diye şey yaparız. İnşallah. Peki artık seçim özel yayını noktalayalım. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir temponuz var. Bu tempo içerisinde bize zaman ayırdınız. Ee, i̇sminiz açıklandığı gün zaten Ulaştırma Bakanı ile bir toplantınız vardı. Evet. Ertesi gün sizi erkenden e, sokaklarda İstanbullularla gördük. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın da böyle olacak. Yarın da yine tüm basın mensupları gibi bizler de sizin takibinizde olacağız. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim özel yayınında bizimle birlikteydi. 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa karşı Erdoğulu ve Star Gazetesi yazarı Fadime Özkan sordular. E, sayın kurum yanıt verdi, yanıtları verdi. Biz artık seçim özel yayınını burada noktalıyoruz. 24'te yayın moderatörle devam edecek. İyi geceler, hoşçakalın.